Ne Oluyor'a başlıyoruz. Bugün yine bir asker şehit oldu, bir az subay şehit oldu Suriye sınırında Kilis'te. Dolayısıyla şiddet giderek tırmanıyor. Bu sefer e, Türk askeri ile IŞİD arasında e, karşılıklı ateş açıldı. Ve bu çarpışma sonrasında diyelim sıcak temas sonrasında da e, bazı IŞİD e, militanları e, ...öldürüldüler, mühimmat ele geçirildi. Ama IŞİD'in açtığı e, ateş sonucunda önce e, bir az subay maalesef şehit oldu. Şehidin ailesine, e, geride kalanlarına başsağlığı diliyoruz. E, maalesef son e, 5-6 gündür e, bu gibi üzücü ölüm haberlerini vermek durumunda kalıyoruz. Ve daha fazla ne oluyor sorusunu sormamızı icap ettiriyor durum. E, bu, bu akşam da öyle yapacağız. Şimdi birazdan reklamlardan sonra önce... Ankara temsilcilerine döneceğim gazetelerin ve güvenlik zirvesinde ne konuşuldu, kulis bilgileri neler, hükümet ne yapacak, muhalefet partileri ne yapacaklar, genel olarak nasıl bir strateji izlenecek bunları konuşacağız. Özellikle bölgeye kurulmak istenen entegre sistem, güvenlik duvarı diyebiliriz, güvenlikli bölge diyebiliriz. Bununla ilgili yankılar var, bunlara bakacağız. Ve tabii ki hem Kilis'ten hem de Diyarbakır'dan durumu sizlere aktarmaya çalışacağız. Ruh halini vereceğiz bölgenin. Daha sonrasında bu akşamın ana konuğu Etiyan Mahçupyan. Gazeteci Et Mahçupyan biliyorsunuz akşam gazetesi yazarı ve Başbakan Davutoğlu'nun da eski baş danışmanı. Hala da Fahri olarak bu danışmanlığını sürdürüyor. Önemli yazılar kaleme alıyor bugünlerde. Dolayısıyla onunla konuşacağız. AK Parti'nin bundan sonra e, stratejisi ne olacak, yola nasıl devam edecek, koalisyona nasıl bakılıyor. Köşk ve Başbakan arasında e, acaba fikir ayrılıkları var mı? Bütün bunları konuşacağız. Ama önce kısa bir ara her zaman olduğu gibi sonra birlikteyiz. Ne oluyora başlıyoruz. Şimdi önce kilise döneceğiz. Doğan Haber Ajansı Gaziantep Büro Şefi Hasan Kırmızıtaş karşımda olacak. Bugün e, Suriye tarafından işit e, kontrolündeki Suriye tarafından sınırın Suriye tarafından ateş açıldı ve bir az subay şehit oldu, iki uzman çavuş yaralandı. Bunun üzerine zaten bölgeye sevkiyat vardı e, ve yaşanan e, e, çatışmada diyelim e, ee, işit militanının öldürüldüğü bildirildi. Genel olarak bir yoğunluk var sınırda. Tam olarak ayrıntıları neler? Hasan Kırmızıtaş'tan alacağız. Hasan Kırmızıtaş seni dinliyoruz. Şirin Bay Payız'ın dediğiniz gibi bugün bir ilk kez işit militanları ile Türk askerleri çatıştı. Çatışmayı e, haberde de belirttiğiniz kamuoyu da biliyor. E, çatışmadan sonra neler yaşandı? Onları anlatmak lazım. Şu an bulunduğumuz bölge e, şehit olan ve yaralanan askerlerin görev yaptığı daha hudut karakolun hemen ön tarafı yaklaşık bir kilometre gerimizde bu hudut karakolu bulunuyor ve askerler de orada görevliydi. Öyle saatlerinde devreye görevi sırasında sınırı geçmek isteyen işit militanlarına müdahale edince çatışma çekmişti Ve yaklaşık üç buçuk saat boyunca bu çatışma devam etmişti. Iıı e, Yaklaşık 3 saattir bölgeden hiç silah sesi gelmiyor öncelikle bunu belirtmek lazım yani çatışma tamamen durmuş durumda ancak güvenlik önlemlerinin halen en üst seviyede tutulduğunu söylemek lazım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi şehit olan askerin de görev yaptığı daha hudut karakolunda halen zırhlı araçların yanı sıra ambulansların hazır bekletildiğini biz buradan gözlemliyoruz. Şu an hava karardığı için e, kameralar orayı göremiyor ama. E, ambulansların halen hudut karakolunda hazır beklediğini söyleyebiliriz. Bunun dışında yaklaşık yarım saat önce hudut karakolunun bulunduğu bölgeden çıkan çok sayıda zırhlı aracında e, çatışma yaşanan bölgeye doğru ilerlediğini, konvoy halinde ilerlediğini biz yine e, bulunduğumuz noktadan gözlemledik. Evet. Bunun dışında neler oluyor? Dediğimiz gibi sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyede e, yaklaşık 10 dakika önce de bulunduğumuz noktadan e, askeri bir tır üzerine e, iş makinasının kepçe adı verilen iş makinasının sınırın diğer noktalarına doğru götürüldüğünü gözlemledik ve bunun sebebinde yerel kaynaklar askerlerin sınırın kritik noktalarına olası kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla hendek kazmak amacıyla götürdüğü bilgisi bizimle paylaşıldı. Polisler de sınır hattında görevli ve çatışma bölgesinin yaşandığı noktalara, Yakın sivil yerleşim alanlarında sivilleri sık sık dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor ve bölgeden geçişleri de kontrollü olarak sağlıyor. Ee, şunu belirtmek lazım hı. bölgede şu an için çatışmalar durmuş durumda evet. ancak güvenlik önlemleri halen en seviyede ee, tutuluyor. Hasan şimdi bölgeyi çok iyi biliyorsunuz tabii ki şunu sormak isterim. Önce seyircilerimiz için bu bölge diyoruz bulunduğum nokta diyoruz diyorsun ama oraları bilmeyenler için bu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bize söyleyebilir misin ne kadar yakındasınız sınıra? Bir, ikincisi sınırın diğer tarafı işit bölgesi mi? Yani normalde şu anda bulunduğun yerden baktığın zaman işit bayraklarını görebiliyor mu insan gündüz aydınlıkta? Ee, ve e, belki basına yansımadı yani herhangi bir sıcak teması olmadığı için günlük rutinde... Ee, nasıl bir durum var? Mesela mayınlı araziler olduğunu biliyoruz. IŞİD'in mayın döşediğini biliyoruz belli bölgelere. Biraz o, o bölgenin e, bu gibi ayrıntılarını anlatabilir misin, paylaşabilir misin? Evet, e, IŞİD yaklaşık bir buçuk yıl önce bulunduğumuz noktanın yaklaşık bir kilometre gerisi sınır hattı ve sınır hattının hemen arka tarafı yani bulunduğumuz noktaya yaklaşık bir buçuk kilometre gerimizde işit militanların denetimi altında bulunan Çoban Bey bölgesi bulunuyor. İşit militanları dediğimiz gibi bu bölgeyi yaklaşık bir buçuk yıl önce denetimine geçirdi ve buradan yaklaşık 100 kilometre ileriye yani e, Carablus hattına kadar olan alanın tamamının neredeyse kontrolünde tutuyor. geçtiğimiz haftalarda işit militanları Carablus bölgesine olası PYD saldırısına karşı Carablus bölgesinde sınır hattın bulunduğu bölgelere mayın döşediğini görmüştük ancak e, aynı uygulamayı e, kilis hattında olmadığını söylemeliyiz. Burada herhangi bir mayın döşeme faaliyeti olmamıştı işit militanlarının. Ancak işit militanları özellikle yabancı savaşçıların bu hattan geçirildiği e, sıkça dile getiriliyordu. Ve zaman zaman da genel kurmay ve e, yetkili makamlar sınır hattında bu bölgelerde çok sayıda yakalanan yabancı uyruklu e, işi de katılmak isteyen savaşçıların e, yakalandığını sık sık duyuruyordu. E, işit militanları ile Türkiye sınırında yaşayan nöbetçi kulübeleri veya nöbet tutan askerler ile sınır altındaki köylerin arasının sadece birkaç yüz metre olduğunu ve birbirine seslenecek kadar yakın olduğunda bunu da ifade etmek lazım. Evet. Peki başta dedin ki IŞİD militanları tarafından ya da işit savaşçıları tarafına açılan ateş sonucunda Aslı şehit oldu ama bu nasıl oldu? Yani durup dururken bir ateş mi açıldı. Girip çıkmaya çalışıyorlardı da o mu engellendi ya da bu bir misilleme mi olarak kabul etmemiz gerekiyor? Son olarak Türkiye'nin almak istediği güvenlik önlemlerini biliyoruz. Dün Bakanlar Kurulu'nda açıkladığı Bülent Aranç bir entegre bir sistem kurulacak sınıra. Nasıl değerlendiriyorsunuz ya da oradaki kaynaklar nasıl değerlendiriyor? IŞİD ile son zamanlarda artan mücadele bölgede de gözle görülür haldeydi. Çünkü sınır hattındaki güvenlik önlemleri son zamanlarda olağanüstü duruma getirilmiş. Ve özellikle bulunduğumuz kilis hattına çok sayıda zırhlı araç ve birlikler sevk edilmişti. Burası dediğimiz gibi olası sınırın tampon bölge kurulmasına karşı da yoğun şekilde askeri zırhlı araç ve personellerin e, sevk edildiği noktaydı. Konuşlandırıldığı bölgeydi. Dün akşam da özel kuvvetlere ait bordo vereli birlikler yine kilis hattına konuşlandırılmıştı. İşit militanları bu zamana kadar sınır hattında çok fazla gözükmüyordu kilis hattında. İlk kez bu kadar yakına geldiklerini ifade edebiliriz. Ve sınırı geçme isteklerinde e, geçme girişimi engellendiği için... E, askerle çatışmaya girdiğini söyleyebiliriz. Bazı kaynaklar e, işit militanların yanlarında bulunan bir yaralıyı Türkiye tarafına geçirmek istedikleri e, şeklinde iddialarda bulunuyor. Bunun engellendiği ve bunun üzerine çatışma çıktığı söyleniyor. Ancak e, farklı kaynaklarda işit militanlarının silahlarıyla birlikte sınır ihlali yapmak istedikleri ve Türk e, askerlerinde bunu fark ederek engellendiği bunun üzerine çatışma sıktığı söyleniyor Ancak bu zamana kadar yaklaşık bir buçuk yıldır bu bölgede denetimini e, sürdüren işit militanlarının Türkiye'ye bu şekilde girme girişimleri olmadığını da eklemeliyiz. Şirin Payız'ın. Hasan Kırmızı Taş bize aktardı. Doğan Haber Ajansı'nın Gaziantep büro şefi. Ondan aldık. Sınıra neredeyse sıfır noktasında. Dolayısıyla bugün yaşanan çatışmanın ve maalesef şehit edilen az subayın bulunduğu noktada bize son bilgileri aktardı. Biraz önce dinlediniz. Akşam saatleri karanlık oldu artık ama şu anda bir çatışma yok. Umarız böyle devam eder. Şimdi Erdem Gül'e döneceğiz. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Erdem Gül Ankara stüdyomuzda bizi bekliyor ve Selga Öztürk de Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi. Onlardan da biraz Ankara'nın kulis bilgilerini alacağız hemen sıcağı sıcağına. Erdem Gül ile başlayalım. Hoş geldiniz Erdem Gül. Şimdi güvenlik zirvesi bitti. Acaba Hoş zirveden ne çıkmasını bekliyorsunuz? Bir. İkincisi bu çatışmayla ilgili özellikle hükümet kanadında ne konuşuluyor? <laughs> ve e, tabii ki şehit edilen Asubay'ın As e, dan sonra nasıl adımlar atılacak, ne gibi ekstra önlemler alınacak mı? Bunları size sorayım ama genel olarak e, ortada giderek artan bir şiddet tablosu var. Bundan sonrası için ne düşünülüyor, ne konuşuluyor e, Ankara polislerinde? Evet, bugün aslında Ankara için bir Perşembe günü. Perşembe günü demek Ankara'daki gazeteciler açısından gazetecilerin diliyle devlet günü demek. Yani Başbakan ve Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı gibi devletin zirvesindeki güvenlik birimleriyle görüşmelerini yaptıkları gün. Tam bu görüşmeler sırasında zaten Suruç saldırısı meydana geldi. Arkasından da bu olağan görüşmelerin ardından 3,5 saatlik bir güvenlik zirvesi yapıldı. Yani Suruç saldırısı aslında tabii şöyle bir şey oldu. Hani sürpriz bir noktada olmadı sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü biz iki gün önce Suruç'ta Suruç saldırısı dedim pardon. Yani evet. Kilis saldırısı diyecek. Bugünkü diyeceğim. sınırda IŞİD'in yaptığı saldırıyı kastediyorum. Evet Kilis saldırısı. İki gün önce Suruç katliamını yaşadık. Ondan sonra Ceylanpınar'da iki polis. Bugün bugün gene Diyarbakır'da polise saldırı. Ee, biçiminde böyle bir e, zincirleme zincirleme biçiminde geldi. Dolayısıyla güvenlik zirvesi de zaten e, esas olarak bir IŞİD'den başlayıp yanına PKK'nın da eklenebildiği e, Türkiye Türkiye'de gitgide e, bir büyüme e, ve e, Türkiye'yi sarsma eğilimi gösteren e, terör meselelerini konuşuyordu. Şimdi geldiğimiz noktada güvenlik zirvesinin ardından e, bir açıklama yok. Zaten güvenlik zirveleri Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminden itibaren belki rutin bir biçiminde, rutin olarak da yapılıyor ama bunların arkasından açıklama yapılmıyor. Bir açıklama yok ama genel kurmaydan sizin haberlerinizde verdiğiniz bir açıklama var. IŞİD evet. az subayı şehit eden IŞİD militanının öldürüldüğüne ilişkin açıklamayı biliyoruz. Ayrıca şu ana kadar yani belli bir saatte Türkiye'nin ...angajman kuralları ya da... ...angajman kuralları diye açıkladığı ölçüde... ...karşılık verildikten sonra tank ateşiyle... ...çatışmaların bittiğini de biliyoruz. Ayrıca Ankara'da gene... E, e, ...sivil ve askeri kaynaklar... E, ...Türk askerinin... E, ...sınırın ötesine geçmediğini hiçbir şekilde... E, ...hani fiili bir durumda... ...IŞİD'le çatışmada belki... ...zaman zaman sınırın ötesine gidiş gelişler olsa bile... ...orada bir... E, ...bölümü elde tutmak için ya da bir bölümü Türkiye'nin üstünlük sağlamak için orada kalmak için sınırı geçmediğini net bir biçimde ifade ediyorlar. Şu an için bunun ötesinde net bir durum yok. Evet. Yalnız bir noktayı ben vurgulamak istiyorum. Doğan Haber Ajansından arkadaşımız Hasan da anlatmaya çalıştı. IŞİD burada bir buçuk yıldır burada kontrol elinde tutuyor. Tam ateş ettiği bölgede bir buçuk yıldır burada. Yani 2013'te IŞİD bu bölgeye geldiyse biz aslında zaten Türkiye olarak 2013'ten itibaren yani bir buçuk yıldır Suriye rejimiyle, Esad rejimiyle değil IŞİD'le komşuyduk. Bu gerçeği bir vurgulamamız lazım. Yani yeni bilinen IŞİD ilk kez olan bir şey değil. Ve çatışmanın biçimine bakılırsa şöyle bir bir şey anlatılıyor. Muhtemelen bu doğru. Hani gene de bir ihtiyat payını düşmekle birlikte. Ellerinde IŞİD'in bir yaralı olduğu söyleniyor. Bu yaralıyla e, e, Türkiye sınırından geçmek istiyor. Türkiye e, yani oradaki askerler buna izin vermiyor. Bunun üzerine e, devriyedeki askerlere ateş açıyorlar ve devamı çatışma biçiminde devam ediyor. Buradan da şunu anlıyoruz ki Türkiye e, yeni yeni sınır olayını sıkılaştırmaya başlamış. İşte Amerika'yla da varılan anlaşma çerçevesinde de bunu bir yere oturtursak Türkiye bir buçuk yıldır, Sınırındaki IŞİD'e karşı Yeterince sınır güvenliğini Yerine getiriyor muydu sorusu Orta, e, orta yerde duruyor Zaten Amerika Başkanı Obama'nın 7 Haziran seçimlerinin Hemen arkasından yaptığı bir açıklama var Hatırlayalım yabancı savaşçılar Meselesine değinirken diyor ki Türkiye e, Suriye sınırına Bakmak lazım e, bu sınırda Türkiye gerekli kapasiteyi Tam anlamıyla gösteremiyor Daha iyi imkanlar göstermesi Gerekir Türkiye'nin Türk evet. yetkililer bunun farkında ancak onlardan e, imkanlarını geliştirmelerini bekliyoruz diyor. Dolayısıyla Amerika ile de varılan anlaşmayı hani e, Türkiye'nin sınırının güçlendirilmesi anlamında böyle değerlendirmeliyiz bence. Ee, bir soru daha e, Erdem Gül. E, Bugün kiliste yaşanan bu olay ama siz de değindiniz biraz önce. E, gün, yani Suruç'taki katliamdan sonra zincirleme olarak artan e, bir şiddet var. Şimdi. HDP'ye yönelik dün Bülent Arınç'ın sert açıklamaları oldu. HDP'liler de tepki gösterdiler buna. Ve çözüm süreci konusunda da olumsuz bir tablo ortaya çıktı, değerlendirilmesi yapıldı. Artık neredeyse bir daha bu sözlerden sonra bir araya gelemez taraflar şeklinde siz Ankara'da nasıl bir değerlendirme daha doğrusu nasıl bir hava olduğunu düşünüyorsunuz hükümet cephesinde bundan sonra ya artan bu şiddet olayları ve şu anda mesela bugün Diyarbakır'da öldürülen polislerle ilgili herhangi bir üstlenme olmadı saldırı kimin yaptığını henüz bilmiyoruz ama mesela Urfa vali Urfa emniyet Müdürü'nün yaptığı açıklama var abiler devreye girdi diyor bu enteresan bir açıklama dolayısıyla bir değerlendirme bir var mı? Eee şehit edilmesi, artan şiddet, e, dolayısıyla koalisyon görüşmelerine tam da rastlıyor. Bu konuda herhangi konuşulan e, bir şey var mı? Onu da sorayım size. Sonra teşekkür edin. Buyurun. Koalisyon konusunda koalis yani e, işte Gencecik e, üniversite öğrencileri ne yönelik bir katliam e, bunun üzerinden konuşuyoruz ama her büyük olay gibi bir Türkiye'nin ciddi konularını etkiliyor doğal olarak. Koalisyonu da etkiliyor. Koalisyonla ilgili iki konu konuşuluyor. Bir artı bir de eksi yani negatif ve pozitif iki değerlendirme yapılıyor. Daha çok AKP-CHP koalisyonu ekseninde söylüyorum. Zaten MHP ile şimdilik bir imkan evet. şimdiki görüntüde yok gibi görünüyor. Görüşmeler AKP ile CHP arasında iki durumdan söz edilebiliyor benim duyduğum. Birincisi bu olay koalisyona olan AKP CHP'ye yönelik koalisyona olan ihtiyacı daha çok artırıyor. Tarafları koalisyona doğru teşvik eder. Çünkü Türkiye'nin kırılganlığı her gün ölüm tırmanan şiddet nedeniyle Türkiye'nin kırılganlığı artıyor. Türkiye'de zaten hani başta çözüm sürecinin evet. çözüm süreciyle ilgili Kürt sorunu ile ilgili diğer alanlarda da kırılganlıklar var. Kürt sorunu da böyle bir alan. Dolayısıyla iki büyük parti e, hani reformist denilebilecek evet. uzun süreli ve Türkiye'nin ciddi meselelerine el atacak bir hükümeti kurmaya bu olaylar teşvik edebilir çünkü he, çünkü şu anda evet. tek başına hükümet gücünü kaybetmiş geçici olarak görevde duran bir hükümet var. Evet. Ama bir negatif e, değerlendirme var onu da söyleyelim. E, bu olaylar AKP'nin 3-4 yıllık Suriye ve bölge politikalarının bir sonucu. Suriye'deki savaşı Türkiye'ye bir şekilde Suriye'de sadece rejimi devirmeye yönelik bir politika oluşturarak dış politikaya böyle bakarak oradaki sıcak savaşı Türkiye'ye çekti. İşte en sonunda bunun bedelini Türkiye bir katliamla ve şimdi tırmanan şiddetle ödüyor. Dolayısıyla e, bu koalisyon olmasın, e, seçime gidilsin yaklaşımları da hani ne biri pozitifse öbürü negatif bir biçimde konuşuluyor Ankara'da. Peki. Öbür meselede de Kürt sorununda da hani çözüm sürecini nasıl etkiler filan bağlamında da bir iki şey söylersek kısaca. Ee, o da şöyle. Gene o meselede de e, yani suç saldırısının hemen arkasından Başbakan Davutoğlu açıkça HDP ile e, söz düellosuna girdi. HDP ona yanıt veriyor. E, Başbakan onlara e, yüksek tonda yeter artık şeklinde e, belki azarlar gibi konuşuyor. Cumhurbaşkanı baş danışmanı çıktı. HDP'yi alarak, e, hedef alarak açıklama yaptı. Eee Dolayısıyla gitgide hani seçimin hemen öncesinde başlayan çözüm sürecindeki tıkanma gitgide daha da e, katılaşmaya başladı. Yani evet. e, mevcut AKP'nin 2 yıldır sür e, AKP'nin sürdürdüğü çözüm sürecini seçimin hemen öncesinde kestiği çözüm sürecini tek başına iktidarını sürdürmesi halinde e, yeniden e, ısıtıp yeniden canlandırması ihtimali Ankara'da çok konuşulmuyor çünkü çünkü bir başka neden daha var? koalisyon seçenekleri kadar Ankara'da erken seçim seçeneği de çok güçlü çok güçlü Hatta Kasım'da erken seçimi hazırlanıyor ifadeleri bu nedenle var e seçimi hazırlanırken de AKP'nin e, kürtlerle HDP ile bir arada görünüp milliyetçi oyları mesela MHP'nin MHP'den evet. oy almayı Peki. düşünecektir seçime gittiğinde çünkü MHP'ye oy kaybı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bunu göze alamayacağı da söyleniyor. Bu açılardan da çözüm süreci açısından şu an için umutlu bir görüntü yok. Yok. Peki Erdem e çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi havayı aktardı. Saygı Öztürk'e döneceğim. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi. Dün zaten ne oluyorun da konuydu konuşmuştuk ama bugün itibariyle değişen bir tablo var. Saygı Öztürk iyi akşamlar. Hoş geldiniz. şunu hemen sorayım. Türk Silahlı Sağ olun, Kuvvetleri'nin Dünden bu akşam, dün akşamdan bu yana tabii ilerleyen durumlar var. Şimdi biraz önce de söyledik sınıra bir yığınak söz konusu. Zırhlı birlikler gidiyor, askeri yığınak yapılıyor. İlk defa bir çatışma yaşandı. Hatta bir ara haber merkezleri Türk askeri Suriye'ye mi giriyor diye alarm alarma geçtiler yani bir takım öyle sosyal medyadan haberler gelmeye başladı ama biraz önce de aldık böyle bir durum olmadı yani Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri geçmedi sınır ötesine. Şimdi ama acaba Genelkurmayda Genelkurmay kaynakları ne söylerler? Bunun devamı nasıl gelecektir? Sizin elinizdeki bilgiler nasıldır? Buyurun. Evet. Şimdi bakın e, olayların oluş biçimine baktığımız zaman Şirin Hanım sonuçta oradaki bir yaralıyı Türkiye'ye geçirmek istiyorlar. Ya bir yaralı Suriye tarafındaki işitin yaralısı Türkiye'ye böyle eli kolu sallanarak demek ki şimdiye kadar geliyor muydu ki? Böyle şimdi yaralıları Türkiye'ye getirir noktaya geldiler. Burada hakikaten bir soru işareti var bana göre. Çünkü demek ki bundan önce yaralıları Türkiye'ye getiriyorlardı ki bu kez asker hayır kardeşim bu sefer sizi almıyorum dediği zaman... Askerimizi ateş etmiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor ister istemez. Bu bağlamda baktığımız zaman askerimizi Suriye topraklarına çekmek isteyen bir takım gruplar, bir takım devletler, bir takım çabalar var. Acaba bu askerin buradaki terör teröristlerin yani işit militanı olduğu öne sürülen teröristlerin askerimize ateş edip askerimizi Suriye topraklarına sokmak için planlı bir çabası mıdır diye bakmak lazım. Hatta şuna da bakmak lazım. Her ne kadar biz oradaki grubu işit militanları olarak biliyorsak da işit militanların içerisinde değişik dünyaların, değişik ülkelerin, özellikle komşu ülkelerde ki ortadoğu ülkelerinde ajanların olduğu öteden beri sıkça ifade edilmiyor mu? Ve hep şu ifadeyi kullanmıyoruz. işte terör örgütün içerisinde. E, e, değişik ülkelerin ajanları cirit atıyor ya da komşu ülkelerin ajanları evet. Türkiye topraklarında cirit atıyor sözünü sıkça kullanmıyor muyuz? O zaman bunun içerisinde olaya bir de böyle e, yönüyle bakmak lazım. Yani askerimizi e, Suriye topraklarında bir şeyler Türkiye'ye karşı hareket olacak ki askerimiz Suriye topraklarına girsin. Yoksa durup dururken e, Türkiye askerinin Suriye topraklarına girmesini gerektiren bir durum olmadığı ortaya çıkıyor. Nitekim, uzun süredir bildiğiniz gibi Türk askerinin sınırın ötesine yani Suriye toprakları içerisinde bir güvenli bölge oluşturma çabaları hükümet kanadından öteden beri gelen bir istek. Ancak asker de bu konularla ilgili daha temkinli davranıyor ve bu yüzdendir ki kendisine genelkurmay yetkilendirilmesine rağmen yani sınır ötesinde bir güvenli bölge kurulabileceğine ilişkin bir yetkilendirme yapılmasına rağmen. Dikkat edilirse asker bugüne kadar sınırın ötesine geçmedi. Ama sınırın ötesinde bulunan e, birliklerimiz, askerlerimiz var mıdır derseniz, olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlar nereden çıktı? İşte e, özel harekat, e, e, bordo beriller. Türkiye'mizin e, içinde olduğu gibi e, komşu ülkelerdeki her gelişmeyi de yakından izlerler. Evet. Hani diyoruz ya sınırın ötesinde güvenli bölge olacak diye. Güvenli bölge olduğu zaman birdenbire tankınızla, askerinizle gitmekle güvenli bölge olmaz. Önce bir güvenli bölgenin altyapısının oluşturulması gerekiyor. Buradaki görevde genelde bordo görevlilere düşer. Yani özel kuvvetlere evet. düşer. Özel kuvvetler deyince orada kendi tesisatı, kendi silahıyla değil, o yörenin kıyafetlerine bürünmüş, hatta o yörenin kesvesi altında görev yapan kamu görevlileri olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. E tabii Suriye girmek için e, öteden beri sürdürülen bu gayretlerin e, bir mesafe alınmaya başlandı. Nitekim bugün e, sınır ötesindeki olaylarda her ne kadar şu ana kadar bir teröristin öldürüldüğü ifade ediliyorsa da evet. e, hava e, insan hava araçlarıyla yapılan alınan değerlendirmeler ve bilgiler 8 civarında teröristin yani e, işitli olduğu öne sürülen Teröristin öldürüldüğü yönde bazı bilgilerinde Genelkurmay karargahına geldiğini öğreniyoruz. Evet. Peki Selgi Öztürk, şimdi bugün e, Ankara temsilcimiz Hande Fırat'ın bütün e, internet sitelerinde de e, e, genişçe görülen haberi var, özel bilgileri var, kulis haberleri var. O da şu, Bakanlar Kurulu'nda İncilik Üssü'nün Amerikan uçaklarına açıldığı haberi e, ve Diyarbakır ve Batman askeri üslerinde lojistik ve acil müdahale amaçlı kullanımını kapsayacağı e, e, bu anlaşma çerçevesinde anlaşılıyor. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6 predatörden ikisinin silahlandırılması da... E, imzaya açılan maddeler arasında dolayısıyla İncirlik Üssü bir şekilde aktif hale getirilecek. E, bu konuda askeri kaynaklardan aldığınız e, başka bilgiler var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne demek oluyor? Seyircilerimiz için anlamlandırabilir misiniz? Dolayısıyla Amerikan uçakları evet İncirlik'i kullanacaklar ama e, bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başka ne gibi aktiviteleri olacak? Bunu da alayım, teşekkür edeyim. E şimdi bakın eee IŞİD e, kapsamında baktığımız zaman yani Türkiye'nin Suriye topraklarına girmesi konusunda her ülkenin kendisine göre bir çıkarı vardır. Şimdi işit dediğinizde fitili çekilmiş e, ya yani bir el, e, bir bomba vaziyettedir. Ve bu bombayı her ülke kendi çıkarlarına göre kullanmaktadır. Her ülkenin çıkarları da e, birbirleriyle örtüşmeyebiliyor. Ve o yüzden de ki zaten IŞİD'le mücadele etmenin zorlukları yani bütün ülkelerin bu örgüte karşı Ortak mücadelesinin zorluğu da buradan kaynaklanmaktadır. Örneğin e, Türkiye'nin e, evet. belki amacı orada Kürt gruplara karşı bir denge unsuru olarak kullanmak. Örneğin Suudi, Suudi Arabistan'ın oradaki amacı Şii gruplarına karşı bir denge aracı olarak kullanmak gibi her ülkenin çıkarları ayrıdır. Şimdi tabii Amerika'nın da bölgede farklı bir takım hesapları vardır. Orada işte bir Kürt koridoru olması. Dün de ifade ettiğimiz gibi bakın işit olduğu için Amerika o bölgededir. Peki evet. IŞİD olduğu için e, o bölgede e, işte uçakları bulunmaktadır veya ha, binden fazla hava, hava harekatını işit üzerine yapmıştır. Yani orada bir e, kendine göre bir çıkarı kendisine göre bir hesabı vardır. E, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'nin de o bölgeyle ilgili gelişmelerin dışında kalması mümkün değildir. Sonuçta orası bizim komşumuz ve bizim komşumuz olacak olan oradaki gelişmeler her olay bizi yakından ilgilenmektedir. Bununla ilgili tabii ki gerek genel kurma gerek ilgili birimler bu yönüyle baktığınız zaman yürüttükleri bir koordinasyon var. Sınır çevresinde aldığı güvenlik önlemleri var. Buna hava harekatlarıyla destekleneceği iddiası var ama şu ana kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza iddia edildiği gibi hazır ol emri falan şey, öyle bir olay e, olmadığını söyleyebiliriz. Ancak şunu e, da ifade edebiliriz ki Hava Kuvvetleri zaten baktığınız zaman böyle bir olağanüstü durumda 5 e, dakika, 10 dakikada veya kısa sürede her zaman bu tür e, hazırlıkların olduğu evet. öteden Peki. beri bilinmektedir. Bu yönüyle e, tabii ki incirliğin kullanılacağı iddiası terör örgütünün e, ve Amerika ile olan Türkiye'nin yeni yeni konsepte yakınlaşma süreci ister istemez o bölgedeki terör örgütünü Türkiye'ye karşı azgınlaştıracaktır. Oradan kaynaklanan e, tehditler ya da oradan kaynaklanan e, evet. Türkiye'ye karşı e, bazı tecavüzkar hareketlerde deprenebilir her zaman. Saygı olsun. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde yeniden konuşmaya başlayacağız. Tekrar yani bu meseleler üzerine döneceğiz. Dün akşam da zaten sınıra konulacak kurulacak olan entegre sistem konusunda sizin yorumlarınızı almıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bir de Ferit Aslan'a dönelim. Diyarbakır'a ve ondan sonra Etiyen Mahçupyan'la devam edeceğiz. Bütün bu ayrıntıları değerlendirmiyor ama Ferit Aslan bizi Diyarbakır'da bekliyor. Ferit şimdi bugün polisler şehit edildi. Zaten gergin bir ortam vardı. Şu ana kadar üstlenen olmadı saldırıyı. Dün de Ceylanpınar'da yine polis şehit edilmişti. Polisler şehit edilmişti. Dolayısıyla Diyarbakır'daki havayı biraz aktarabilir misin? Diyarbakır malum bu gibi olaylar olduğunda en fazla dikkatlerin çevrildiği şehir. Nasıl bir ruh hali var? Biraz şehrin ruh halinden bahsedebilir misin? Ve tabii ki bundan sonrası için neler söyleniyor? Biraz senden alalım orayı. Oranın durumunu. Şirin Payız'ın öncelikle şunu belirtelim. Bu son günlerde özellikle Diyarbakır'da 5 Haziran'da HDP mitinginde patlatılan ve 4 kişinin ölümü, 404 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Olaydan sonra büyük bir huzursuzluk yaşanmaya başlandı. İnsanlar özellikle döndür, dondurulan çözüm süreci ve İmralı ile yapılan görüşmelerin kesilmesine büyük tepki gösteriyorlardı. Aslında polislere yönelik saldırı yani Suruç'ta intihar saldırısının gerçekleştirilmesi ve Kobaniye inşa Kobani'nin inşası için giden 32 kişinin ölümünden sonra bu huzursuzluk daha da artmıştı ve özellikle bu yaşanan iki ayrı patlamayla ilgili olarak birçok soru işaretinin ortada kalması soruştur firmalarla ilgili gizli karar vermesi bölgedeki insanlarda huzursuzluk yaratmıştı. E hatırlarsan 2013 yılında Kandil'de geri çekilme ile ilgili Nisan ayında basın toplantısı için Erbil'e gitmiştik. O zamanki yayında seninle yaptığımız yayında bana bölgedeki çözüm sürecinin gazeteciler üzerindeki etkisini sorduğunda ben son bir buçuk yıldır o zaman ee, artık uykularımızın gece kaç, e, bozulmadığını söylemiştim. En azından rahat bir uyku geçirdiğimizi bölge halkıyla beraber geçirdiğimizi söylemiştim ama görüntü onu gösteriyor ki yaşanan bu gelişmeler üstte konulduğunda bundan sonra gecelerin pek rahat geçemeyeceği e, şeklinde bir hava var. E, tabii bölgedeki olaylar sadece e, dün Ceylan Pınar'da bugün Diyarbakır'da polislere yönelik saldırı değildi. E, bunun dışında e, şehirlerde, ilçe merkezlerinde yasa dışı eylemler gösteriler ve gece geç saatlere kadar polisle süren çatışmalar meydana geliyor. Özellikle Şırnak'ın Cizre ilçesi, Silopi'de, yine Mardin, Nusaybin ilçesinde, Diyarbakır'da, Yine geçen yıl Haziran ayında yaklaşık bir ay boyunca kapatılan gösteriler nedeniyle yolun kesilmesi nedeniyle kapatılan Diyarbakır Lice Kalay yolunda yeniden yol kapatma eylemleri, araç yakma eylemleri başladı. Tabi bu bölge insanında özellikle çözüm süreci konusunda son iki yıldır gelişen umutlu havayı bir anlamda terse çevirdi ve özellikle buradaki kanaat önderleri ve STK temsilcileri hem hükümete hem HDP'ye çağrı yapıyorlar. Çözüm sürecine kaldığı yerden bir an önce müzakerelere başlamasını istiyorlar ve ondan önce İmralı'da 5 Nisan'dan bu yana yapılamayan görüşmelerin bir an önce başlatılmasını istiyorlar. Polislere yönelik saldırıya gelince aslında İmralı'dan yapılan, Kandil'den yapılan açıklamalar, KCK yöneticilerinin yazdığı makalelerin satır aralarında polisin hedef alınacağı yönünde bilgiler vardı, bu yönde istihbarat vardı. Ancak dediğim gibi bölgede özellikle bu son patlayan bombalardan sonra İstihbarat konusunda, tedbir konusunda, yeteri kadar önlem anlamaması konusunda ciddi eleştiriler vardı kolluk kuvvetlerine. İşte bu eleştiriler e, halen devam ediyor. E, buradaki tek istek ve beklenti şu. Çözüm sürecine o ortama bir an önce dönülmeli. E, İmralı'yla kesilen görüşmeler yeniden başlamalı ve bu huzursuzluğun devam etmesi ateşkesin de tahkim edilmiş bir ateşkes olarak söldü, e, sürdürülmesini istiyorlar. Yoksa bu tür olayların önünün anlamayacağı yönünde ee, bir kanaat olduğunu söyleyebilirim Şirin Faizan. E, ee, son bir soru Ferit. Bu Bugün e, maalesef iki polisten biri e, saldırıda hayatını kaybetti. Diğeri yaralı. E, üstlenen olmadı. Oysa Ceylan Pınar'ı üstlenmişti e, e, daha önce Apocu Fedailer grubu. Bugünkü saldırının üstlenmemesi konusunda Diyarbakır'da e, söylenen nedir? Dolayısıyla Soru işaretleri var mıdır? Örneğin Urfa Emniyet Müdürü'nün bugünkü cenaze sırasında yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Dolayısıyla ne konuşuluyor Diyarbakır'da bu konuda? Şirin Payzan öncelikle şunu belirtelim. Bugünkü saldırının gerçekleştiği nokta Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde. 9 Haziran'da önce yeni İhya Der Başkanı'nın öldürülmesi ardından 3 HDP'linin öldürüldüğü noktaya 150 metre uzaklıkta bir nokta. Yani 9 Haziran'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği bir nokta. Orada belediye ait çöp arabası bir trafik kazası olayına karışıyor. iki trafik polisi de oraya gidiyor. Tutanak hazırladıkları sırada ara sokakta çıkan ve valinin açıklamasına göre maskeli olduğu belirtilen iki kişinin tabancalı saldırısına uğruyorlar. Polislerden biri yaralanıyor. Biri de kaldırıldığı hastanede şehit oluyor. Şehit polis yarın memleketine gönderilecek. Yaralı polisin tedavisi devam ediyor. Hem dün Ceylanpınar'daki polislerin e, vurulma şekli, şehit edilme şekli hem de bugün Diyarbakır'daki gerçekleşen bu olay aslında e, birçok insanın tepkisine de yol açtı. Çünkü insanlar ee, bir buçuk iki yıldır iki buçuk yıldır çözüm süreci ile birlikte ciddi anlamda umutlanmışlardı. Biz haberciler olarak bölgede 20-30 evet. yıldır şiddet nedeniyle gidilemeyen dağlarda insanların piknik yapmaya gittiğini, gezi yapmaya gittiği şeklinde haberler yapıyorduk. Ancak bu yeniden özellikle seçim öncesi artan yüksek tansiyon Nun Seçimden sonra düşmesi bekleniyordu ancak seçim sonuçlarıyla ortaya çıkan tablodan sonra ve siyasetçilerin birbirlerine karşı kullandıkları o üslup nedeniyle bu tansiyonun bir türlü düşmemesi de bölgede ciddi bir rahatsızlık yarattı. Polislere yönelik saldırıyı da şu ana kadar üstlenen herhangi bir örgüt veya bir kesim olmadı. Ferit Aslan Diyarbakır'dan bildirdi. Ferit'e teşekkür ediyoruz. Bu arada HDP'li olduğu söylenen bir esnaf da Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti bugün Adana'da. Dolayısıyla böyle müferit olaylar da var bir taraftan. E, bu tip haberleri duyuyoruz maalesef. Şimdi e, bölgeden aldığımız bu haberler sıcak bilgiler ışığında Etiyen Yan'la konuşmaya başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, son derece yoğun bir gündemde ve maalesef hassas bir gündemde e, tekrar konuşacağız gündemdeki e, bu olayları. E, hemen şöyle kabaca sorarak başlayayım. Ee, ...ne oluyor? Programın adına uygun bir şekilde... ...o aynı soruyla başlayayım. Ne oluyor? Yani Türkiye belirli bir... E, ...kaotik yapının içine çekilmeye çalışılıyor. E, Orta Doğu havzası... E, ...Türkiye'siz ve İran'sız... ...çözülebilir bir havza değil. E, hangi aktör olursa olsun. Şu anda Amerika ile... ...İran arasında bir anlaşma... ...bir tür olumlu gidişat var. E, Türkiye'de... E, e, daha önce yani NATO üyesi olduğu için Amerika ile çok yakındı ama son dönemde de çok fazla anlaşamıyordu. Fakat bütün bunlara rağmen bu iki ülke bütün bu kargaşanın dışında durdular. Şimdi e, Türkiye İran'a benzemiyor. Çünkü İran taraflardan biri, eli zaten tamamen Orta Doğu'nun içinde. Hizbullah üzerinden, Şii e, e, bir takım militanlaşma üzerinden zaten aktif. Türkiye bunun dışındaydı. Şimdi Türkiye'yi bunun içine doğru çekmek üzere bir e, istek var. E, dolayısıyla hareket alanının genişlemesi demek olacak bu. Hareket alanının genişlemesi belki bazılarının pazarlık gücünü artıracak. E, bunu bilmiyoruz. E, ama e, bunu bugün olayın olayın başka bir mantıklı açıklaması yok. Yani eğer münferit bir olay kendiliğinden çıkmış bir olay değil ise, eğer hakikaten işidin merkezi kararıyla olmuş ise bunun tek anlamı e, Türkiye'nin hani Suriye'ye girmesi için bir biçimde bir sebep yaratmaktır. Biraz önce aslında Saygı Öztürk'ün söylediği yerde yani evet, mantıklı olan mantıklı olan şey bu. E, siz yazınızda demişsiniz ki birileri Türkiye'yi ortada Orta Doğu'ya sokamadığını görünce Orta Doğu'yu Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlar. Hı hı. Basit açıklaması budur. Bunu biraz açar yani, mısınız? Yani Orta Doğu dediğimiz şey kimin nereyi kontrol ettiği tam belli olmayan, her an o kontrol edenin değişebileceği, dolayısıyla her mekanın, her yerin bir anlamda stratejik mekan olarak askeri anlamda gö gözükebileceği, kullanılabileceği bir coğrafya. Şimdi Türkiye'yi bunun içine kattığınız zaman, ee, işte Türkiye'nin önce Güneydoğusu ve Doğusu tabii ki, Komşu olduğu için önce bunun parçası haline gelecek. E bu da e, Türkiye'nin zaten şu ana kadar çözememiş olduğu Kürt meselesini tamamen bir Türk çıbambaşı haline getirecek Türkiye için. Da, giderek daha da çözülemez hale gelecek. Eğer bir mantıklı analiz yapıyorsa birileri böyle bir analiz yapıyor diye düşünüyorum. E, böyle olduğu zaman da Türkiye'nin bununla başa çıkma şansının çok az olduğunu öngörebilirler. E, böyle düşünebilirler. Ee, ve de o zaman da, daha da kargaşaya doğru giden bir Türkiye, ee, daha da e, kendi içinde bir takım yeni tomurcuklanmaların olabileceği, yeni şiddet olaylarının çıkabileceği bir Türkiye. Dolayısıyla Orta Doğu'nun sınırını çizdiği zaman insanlar böyle bir senaryonun sonunda Türkiye'nin de batısından geçen bir Orta Doğu çizme hayali içinde olabilirler bir takım insanlar ve bence öyle bir durum var. Kim bu insanlar? Yani şu anda Orta Doğu'nun göreceli öneminin biraz azalmasını isteyen, Orta Doğu'daki kavgayı daha büyük bir kavganın içinde eritmek isteyen. Şimdi mesela IŞİD doğal olarak böyle bir şey isteyebilir. Ee, yani kimseyi suçlamış olmayan ama mesela İran'ın da böyle bir şeyden çok memnun olacağını ben düşünemiyorum. Ee, belki başka irelü ufaklı aktörler de vardır. Bu bu analizde çıkış noktanız IŞİD'in aslında hep söyle yani iddia edildiği gibi bir taşeron örgüt olduğu ve bölge ülkeleri tarafından kullanıldığı tezimidir. tezi Yani yani öyle mi? IŞİD Yoksa hem iş kendisi Hı -hı. hem de kullanıma açık bir eleman bir örgüt. Hı -hı. Ee, tabii ki bir kendi mantığı, aklı, en azından bir pazarlık gücü var. Dolayısıyla belki önünde her an değişik teklifler var. Birini kabul ediyor, birini kabul etmiyor. Birisi işine geliyor, birisi işine gelmiyor. Ama aynı zamanda da evet taşeron bir örgüt ve tamamiyle tamamıyla merkezileşmiş bir taşeron örgüt olduğu intibanı da vermiyor. Yani bir üzüm salkımı gibi alt kendi altında farklı alt merkezler üretebilen, dolayısıyla alt taşeron örgütleri de üretebilen bir yapı. O yüzden de siz işidin e, ille de hani e, karargahın karargahıyla pazarlık yapmanız da gerekmiyor hele içeride bir iki tane insanınız varsa casus babında o zaman işinin herhangi bir kısmı herhangi bir parçası üzerinden e, herhangi bir operasyonu teşvik edebilirsiniz hayata geçirebilirsiniz şimdi e, dolayısıyla tablo bu yani böyle bir okuma yapabiliriz. Ama burada mühim olan Türkiye bundan sonra ne yapacak, nasıl bir okuma yapacak, bugüne kadar neyi nasıl okudu ve bundan sonra nasıl okumaya devam edecek bu çok önemli. Doğru. Burada Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu düşünüyor musunuz? Daha doğrusu Türkiye demeyelim. Hem devletin kurumlarının ama bağımsız olarak da hükümetin. Bir kere şunu söyleyeyim, biraz önce çizdiğim o depresif tablo karşı eğer şöyle söyleyeyim Türkiye'nin ne yapacağına bağlı olarak tamamen neredeyse hayata geçebilir ya da geçmeyebilir. Türkiye öyle bir ülke ki Türkiye'nin yaptığı Türkiye'ye yapılanlardan her zaman daha önemli ve daha etkili oluyor. Hmm. O yüzden de Türkiye'nin kendi tutumu aslında olayı belirleyecek Türkiye açısından. Orta Doğu'yu tam olarak etkileyemeyebiliriz. Ama Türkiye üzerindeki planlar tamamen Türkiye tarafından tümüyle durdurulabilir planlar. Şimdi böyle bakıldığı zaman ee, Hükümetin bir kere bir e, kararlılığı var. E, Asker-sivil ilişkisi bir süreden beri epeyce oturmuş durumda. Bu koordinasyon iyi iş çalışıyor. Çok hızlı tepki verme e, ihtimali, şansı, yeteneği olan bir yapı bu. Aynı zamanda da e, bir bütünlüğe ait olan rasyonalitesini de elden kaçırmıyor. Yani mesela bugün işte Suriye'ye girmiyor. Yani yapması gerekeni yapıyor, anında yapıyor ve her zaman bunu yapacağını da belli ediyor. Ama karşısındakinin kendisinden beklediği yanlış adımı da atmıyor. O adım eğer bir gün doğru adım haline gelirse ama atacaktır. Yani bu kararlılığı da orada görüyoruz. Eğer bütün bunlar olurken arka planda şimdi e, incirlik üssü biraz önce konuştunuz. Eğer şimdi o tür faktörleri de işin içine kattığımız zaman bunun sadece bir e, küçük bir e, uyarı ya da işte tahrik olayına karşı verilmiş olan bir cevap olmadığını, daha stratejik, daha makro bir cevap verdiğini de Türkiye'nin görüyoruz. Ve bu bize şunu da söylüyor, Amerika ile konuşulmuş olduğunu söylüyor. Zaten incirlik üssünün kullanılması bu demek. İncirlik üssü her zaman kullanılabilirdi. Türkiye'nin elinde bir karttı o. Çünkü Türkiye her zaman sonuçta Amerika'nın dostu yani en de sonda bu başka bir şey bir, bir noktada durmuyor. Ona rağmen incirlik üstü durdur, kullanılmıyordu çünkü Türkiye istekleri vardı. Şimdi acaba Amerika Türkiye isteklerine ne kadar yakınlaştı diye bir soru var. Muhtemelen bir miktar ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bir miktar yakınlaşmış olması gerekiyor ki Amerika bir... Türkiye'nin isteklerine Türkiye'de evet. yoksa Türkiye'de, Türkiye'de yani Amerika'nın işte isteklerini. Türkiye'de o yüzden incirliği açabiliyor. Yani iki tarafın bakışının birbirine yakınlaştığı bir nokta olduğunu varsaymak mantıklı şu anda. Hmm. Bu da Türkiye'nin de isteklerinin bir bölümünün e, olabileceğini veya onun önünün açılabileceğini bize söylüyor. Ee, ancak bu söylediğiniz e, mesela Türkiye'nin burada daha doğrusu hükümetin en önemli e, taleplerinden bir tanesi bir güvenlikli bölge kurulması meselesiydi. İşte tampon bölge olarak bu ifade edildi. Hükümet bunu kabul etmedi. Bu bir güvenlikli bölge olacak dedi. Oraya daha çok mültecileri yerleştireceğiz. Hı hı. En azından bizim sınırlarımızın içine daha fazla mülteci kabul edemeyecek durumdayız. Oraya bir güvenlik çemberi kurarak... Ama bunu Amerika istemedi. Bundan vazgeçilmiş gibi görünüyor. Anladığımız kadarıyla bu konuda askeri cephede de farklı düşünceler var. Dolayısıyla... Türkiye bundan vazgeçmiş mi? Oldu? Ya hayır şöyle Türkiye bu Türkiye biraz ön alma babından bunu önerdi. Neler olabileceğini öngörmek o kadar zor değil. Ama eğer defakto bir durum çıkarsa bu defakto olacaktır. Yani gerçekten 100 bin mülteci gelmeye doğru başlarsa Türkiye'nin sınırına doğru. Bu zaten kendiliğinden olacak ve buna kimse itiraz edemez. Ama bu olmadan bunu yapmak Amerika için lüzumsuz bir masraf, gereksiz bir risk, daha fazla asker bulundurma vesaire vesaire ve de belki de onun kurduğu dengeler açısından çok istenilir değil şu an için. Dolayısıyla da istememiş oldu. Ama bu ilelebet istemeyecek anlamında bir şey değil. Siz biraz önce dediniz ki askerle sivil otoritenin yani hükümetin ilişkileri son derece eski dönemlerdeki gibi değil. Koordinasyonu bir şekilde iyi sağladılar. Gerçekten öyle mi? Mesela e, bu e, kurulması istenilen tampon bölge ya da güvenlikli bölge konusunda mesela var olan tezkereden farklı bir tezkereyi asker e, talep etti. E, çok fazla girilmesini istemediğini biliyoruz. Askerlerin bu yönde terkinlerde bulunduğunu biliyoruz. E, ama sanki hükümet de kimi zaman daha doğrusu hükümet demeyelim ama Köşk kimi zaman daha aktif proaktif olunması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla tam e, yani, aslında bu doğru olan da bu. Farklı fikirler var. Tabii ki kurumsal olarak da farklı fikirler var. Ama bu fikirleri biliyoruz işte biz şimdi. Konuşuluyor ve onlar da kendi aralarında konuşup anlaşıyorlar. Yani bu zaten koordinasyon. Yani emrivaki yapmamak birbirine. Hı hı. Ne askerin sivile ne sivilin askeri emrivaki yapmaması ve aralarındaki bir etkileşim, iletişim üzerinden Karara varmaları ama tabii ki farklı fikirler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani asker asker olarak bakacaktır. Ötekisi başka türlü bakacaktır. Şimdi biraz ayrıntılarına bakalım. Bunlar önemli. Hükümet bu konuda çok alıngan. İşte Hı -hı. bir algı operasyonu yapıldığını düşünüyor. İşte hükümeti ne şekilde siz işi de destek veriyorsunuz diye suçlarsınız diye çok sert açıklamalar yapıyorlar. İşte bizi yan yana göstermeye çalışıyorlar diye herkesi suçluyorlar. Bunun bir kamuoyunu yanlış yönlendirici bilgiler zinciri olduğunu düşünüyorlar. Şimdi buraya soracağım ama öncelikle şöyle başlayalım. Biraz önce dediniz ki Amerika ile Türkiye daha yakınlaştı belki bu konuda. Ama çok önemli bir ayrışma noktaları var ki o da PYD'nin varlığı ve Suriye Kürtlerinin özellikle YPG'nin ya da YPJ'nin işit de karşı verdiği mücadele. Şimdi burada bir ayrışma söz konusu ve bundan sonra bunun nasıl hükümet tarafından yönetileceği bir muamma. Şu, Asker ben, açısından da bir muamma. Şöyle söyleyeyim, Nasıl bu, olacak? burada herkesin hayalinde bir öteki var. Yani AK Parti'nin hayalinde bir PYD var. Öyle olursa birlikte davranılabilir. Öyle olmazsa davranılamaz. Amerika'nın kafasında bir PYD var. Öyle olursa davranılabilir, öyle olmazsa davranılamaz şeklinde. Amerika'nınki daha esnek tabii ki. Amerika Orta geliyor. Olabildiğince az maliyetle tırnak içinde bu işinden sıyrılmak istiyor. Ve bir biçimde de karşısında işit gibi bir şey gördüğü zaman onunla mücadele edecek olan herkese de bir şekilde kooperasyon tabii ki istiyor. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Tel Abyad'da biliyorsunuz PYD suçlanmıştı. İnsanlar e, oradan sürüldü falan. Onlar da hayır demişlerdi. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir Amerikalı yetkiliyle ben sorduğumda e, Suriye nasıl gidiyor? Diye bir soru sordum bir üst düzey bir yetkiliye ve ilk cümle olarak bana şöyle bir şey söyledi. Tel Abyad'da yap yapılan bir kazaydı. Bir daha tekrarlanmayacak. Şimdi dolayısıyla her PYD Amerika için de makbul değil. Orada çoğulculuğu taşıyan bir PYD ise bence herkes için makbul. Olay bu. Eğer Kürt hareketi oraya doğru giderse Şimdi Salim Müslüm defalarca gidip geliyor. Bunları zaten herhalde konuşuyorlar. Yani e, burada hiç konuşmayan ve birbiriyle işbirliği yapmayan insanlardan zaten bahsetmiyoruz. Hükümet zaten PYD'nin konuşulabilir, işbirliği yapılabilir bir tür aktör olduğunu da bir e, toplantıda söyledi biliyorsunuz bir e, yetkili. Şimdi dolayısıyla o zemin orada duruyor. Ama o zemin karşılıklı güven ve karşılıklı geleceğe bakma açısından ortak bir zaman perspektifi ortaya çıkmadan bir şekilde hayata geçmiyor. Hmm. Ve PYD de PYD değil sadece. PYD aslında PKK. E Şimdi siz iki tane polis öldürülüyor, bunları biz yaptık diyorsa PKK. Şimdi burada tabii ki PYD ile işbirliği yapmak da artık o kadar kolay olmaktan çıkıyor. Şimdi zaten durum eğer çok e, e, o kadar iç içe geçmiş durumda ki e, yani her sorunun birkaç cevabı var aslında orası kesin. Ama siz söylediğiniz bazı maddelerden teker teker gidecek olursak. E, Herkesin kendine göre bir PYD'si var dediniz. Dolayısıyla hükümet de PYD'ye işbirliği yapılabilir buldu. Salih Müslüm'ü gerçekten mit getiriyordu. Hatta bir seferinde benim programıma gelecekken bir baktık ki Ankara'da mitle görüşmeden çıktı. Dolayısıyla başka bu da derden başka programı varmış. Bizim canlı yayın düzenimiz elimizde patladı. Bu kadar sık gelip giden bir isim. Ve fakat hükümetin açıklamaları yani çok şikayet ediyor ya hükümet işte bizi e, bu, e, nedir e, a, işi de destek verir gösteriyor basın özellikle ve fakat yapılan açıklamalar hep şu yönde. PYD işitten daha tehlikelidir. Şimdi Hayır, hem hükümetin olsunuz, öyle bir açıklaması yok. O bir basın organında atılmış olan bir manşet ama yalanlamada gelmedi hükümetten sonuçta şimdi, hükümetin hükümete hükümetin üyeleri tarafından da bu argüman çok sıkça kullanılıyor. İşte ondan sonra o dediğim toplantı oldu ve tamamen onun zıddı olan bir bakış hükümetin en resmi ağızlarından birinden gazetecilere aktarıldı. Yani sonuç olarak e, hükümet e, basında çıkan her şeye hele bu kadar siyasi anlamı olan e, yorumu açık cümlelere cevap verecek durumda değil. Yani öyle bir şey çok anlamlı da olmaz. Çünkü o zaman sırf hükümeti konuşturmak için manşet atılmaya başlanır memlekette. Hı. ama şunu sormak istiyorum. Dolayısıyla burada PYD konusunda hükümetin yani sabit bir politikasının olmaması durumu var. Orada Hı. başından beri bütün bölgeyi iyi bilen gazetecilerinde, de, analistlerin de, diplomatların da her neyse, uzmanlarında söylediği şu. Şu anda IŞİD'le mücadele bilen tek grup YPG YPJ yani PYD'nin silahlı kanadı. Dolayısıyla şu anda ikisini aynı kefeye koymak gibi bir lüksü hiçbir bölge ülkesinin ya da Yok zaten öyle bir şey yok. de yok. Türkiye'de de yok öyle bir şey. Yok mu? Yani, yani hükümetin hükümetin bu ayrımı yaptığını düşünüyor musunuz? Bunu açıkça yaptı işte. Söylediğim gibi bunu açıkça yapıyor hükümet zaten. Yani hükümet sonuç olarak Türkiye son kertede komşu olarak hangisini tercih eder sorusu çok nettir. Tabii ki bir Kürt oluşumunu bir işit oluşumuna tercih eder. Ama bu herhangi bir ne olursa olsun Kürt oluşumu da değildir. Sizin elinizde bir devlet olarak yetki varsa, alan varsa kullanabileceğiz. Bunu kullanarak olabildiğince istediğiniz sonucu elde etmek üzere de zorlarsınız. Herkesin birbirine yaptığı gibi. Şimdi Türkiye de bunu yapıyor. Türkiye'de PYD'nin orada olabileceğini kalıcı olmasına bir itirazı yok ama orada çoğunlukçu bir çoğulcu pardon çoğulcu bir sistemi de oturtmasını istiyor. Oradan ilk sefer PYD oraya hakim olduğu zamanki gibi 60 70 bin tane Kürdün Türkiye'ye iltica etmesini istemiyor. Yani PYD orada 12 tane Kürt partisi varken bir tane indirmiş durumda. Yani bu böyle romantize edilecek bir durumdan da bahsetmiyoruz sonuç olarak. PYD silahlı kanada olan hem diğer Kürtlere hem de Kürt olmayanlara karşı belirli bir tür ideolojik ve diğer baskı uygulamış olan ve bunun da sonucunda oraya hakim olmuş olan bu yeteneğini de şimdi işi de karşı kullanan dolayısıyla hem olumlu hem olumsuz bir sürü özelliği olan bir yapı. E şimdi buna baktığınız zaman siz olumlu taraflarını kalıcı olduğunu görebilirseniz, olumsuz taraflarının geçici olduğunu eğer size söyleyebilirlerse tabii ki destek verebilirsiniz veya işbirliği yapabilirsiniz. Ama bu böyle bir güvence alamıyorsanız o zaman problem var demektir. Ve şu ana kadar PYD bu güvenceyi bence verebilmiş değil. Söz olarak bu söyleniyor. Ama söz yeterli değil. Alınan tutumlar var çünkü. Şimdi bu durum 90'lı yıllarda da bölgeyi bölgede sıkça muhabirlik yapmış bana şunu hatırlatıyor. Biz bir dönem şunu konuştuk. Barzani var, ve bu Barzani orayı tek başına yönetmeye kalkıyor. Bütün renkleri ve sesleri öldürüyor. Dolayısıyla bu Barzani ile biz bazen ilişki kuralım, bazen lanetli ilan edelim. Bir pasaport verelim, vazgeçelim, pasaportu çekelim. Bir bizim için terörist olsun, bir olmasın. O bölgeye Kürdistan'ın kuzeyi mi diyelim, yoksa e, Irak'ın kuzeyi mi diyelim, ne diyelim. 90'lı yıllar bununla geçti. Ve Ankara doğru bir temas kurmadı. Ne zamana kadar? İşte 2000 AK Parti yönetiminden sonra. Şimdi aynı hata. PD ile PD yönetimiyle ve Suriye'nin yaşanmıyor yaşamıyorum. Yani mesela şu anda işitle böyle bir durumunuz var. Neden daha aktif bir şekilde PD ile masaya oturup eğer varsa şikayetleriniz çoğulculuk konusunda onu da masaya yatırıp bir resmi, kamuoyuna açık, net e, bir ilişkiye geçilmez ki bir hükümet olarak. Zaten 90'lı yıllarda bunun tersi denenmiş ve başarılı doğru yani burada karşınızda olmamış. Bir, bir devlet yok bir kere. E, Başta baştan, Biraz... baştan baştan şöyle söyleyeyim. Bir kere Barzani aynı Barzani değil. Hayır on diyor biliyorum ama Barzani değiştiği öyle için ama Barzani değiştiği için Türkiye ile iyi ilişki kurdu, Türkiye de onunla ilişki kurdu. Barzani orada şimdi hakikaten tım, yani ne kadar olduğu tabii ki oradaki Kürtlere sorulması lazım ama bir anlamda demokratik, meşruiyetçi bir yapı kuruldu orada. Şimdi öyle bir yapı kurulduğu zaman orada yaşayanlar memnun olduğu sürece Türkiye'nin çıkıp da Rojava bölgesinde böyle olsun, böyle olmasın diyecek hali yok. Ama oradaki insanlar memnun olmadığı sürece Hala oradan kaçmış Kürtler olduğu sürece Türkiye'de, hala orada kendi iç çatışması olduğu sürece Kürtlerin ve Kürtlerle diğerlerine. yani şimdi bu o durumda oturmamış bir yapı var. Bir, ikincisi PKK ilişkisi var. Yani PYD biraz bizim e, HDP gibi, değil mi? Yani kendi başına rüştünü ispatlamış olan bir oluşum değil. Dolayısıyla Barzani'nin oradaki e, Kuzey Irak'ta kurduğu rejime, partiye vesaire benzemiyor. Burada çoklu bir aktör sistemi var ve o çoklu aktör sisteminin en güçlüsü Kandil ve onun ne yapacağı hakkında bir belirti yok, bir güven sistematiği yok ve silahı bırakmadığı gibi silahı yeniden Türkiye'ye doğrultmuş durumda. Şimdi burada çok kritik bir şey var. HDP Türkiyeleşme projesi olarak kendini lanse etti. Ee, ne kadar Türkiyeleşti o ayrı mesele. Çok fazla Türkiyeleşemedi seçim sonucundan gördüğünüz kadarıyla. Ama daha vahim bir olay var. PKK hiç Türkiyeli değil ve hiç Türkiyeli olmaya da niyetli de gözükmüyor. Şimdi PKK Türkiyeli olmaya niyetli değil iken HDP istediği kadar Türkiyeleşiyim desin hiçbir anlam ifade etmiyor. Şu anda PKK siyaseti HDP'yi Türkiye'de öldürüyor aslında. Aynı şekilde PYD'yi de öldürüyor bir anlamda çünkü P.E.D. ile masaya oturmanın ne kadar anlamlı olduğu hakkında soru işareti var. Şimdi e, P.K.K.’nın işitle karşılıklı olarak çatışması yani misille birbirlerine müs, mis, Pardon paron e, güvenlik e, toplantısından yani güvenlik alalım. kurulu toplantısından bir e, açıklama yapılacak. Gülşen Joşkun muhabirimiz orada alalım sonuçları. Gülşen. Kısa bir açıklama yapıldı. Hemen açıklamaların açıklamanın detaylarına bakalım. Çankaya Köşkü'nde yapılan güvenlik toplantısında son günlerde ülkemize yönelik olarak DAEŞ ve PKK terör örgütlerince gerçekleştirilen saldırılar tüm boyutlarıyla değerlendirilmiştir deniliyor açıklamada. Devam edelim aynen okuyorum açıklamayı. Bu bağlamda çok sayıda sivil vatandaşımızın ölmesine güve, güvenlik görevlerimizin şehit edilmesine neden olan menfur saldırılara karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiştir diye devam ediyor açıklama ve son bir paragraf daha var. Orada da kamu düzeni ve ulusal güvenliğimizin muhafazası için her türlü tedbirin titizlikle uygulanmaya devam edilmesi ve gereken diğer önlemlerin ivedilikle uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır deniliyor. Yani açıklamaya baktığımızda aslında spesifik olarak ne yapılacağı detaylar bundan sonra alınacak adı atılacak adımlarla ilgili detaylara yer verilmiyor ama geniş çapta bir değerlendirme yapıldığını biz bu açıklamadan görüyoruz. Dediğimiz gibi kısa bir açıklama tekrar bir altını çizelim. Güvenlik toplantısının alınan kararlara dikkat çekiliyor ve bu kararlarla ilgili olarak ülkemize yönelik olarak Daesh ve PKK terör örgütlerince gerçekleştirilen saldırılar tüm boyutlarıyla değerlendirilmiştir deniliyor ve kamu düzeni vurgusu yapılıyor. Aynı zamanda ulusal güvenlik vurgusu yapılıyor. Ulusal güvenliğimizin muhafazası ve kamu düzeni için her türlü tedbirin titizlikle uygulanmaya devam edilmesi ve gereken diğer önlemlerin ivedilikle uygulanmaya konulması kararlaştırılmıştır. Vurgusu var bugün yapılan açıklamada. Yaklaşık üç buçuk saat sürmüştü güvenlik zirvesi. Önemli isimler katılmıştı. Asker kanadından katılanlar olmuştu. Emniyet Genel Müdürü katılmıştı. Başbakan Davutoğlu başkanlığında olduğu ilgili bakanlar katıldı bu toplantıya. Aynı zamanda Dışişleri ve MİT Müsteşarı da bu toplantıya katılan isimler arasındaydı. Ee, öncelikle aslında sabah saatlerinde Başbakan Davutoğlu'nun programında yoktu. Daha sonradan eklenmişti. O sıralarda da e, Diyarbakır'dan ve Kilis'ten saldırı haberleri henüz gelmemişti. Çatışma ve saldırı haberleri gelmemişti. Toplantı sırasında geldi ve toplantı daha da bir kritik önem kazanmıştı bu noktadan sonra. E, dediğimiz gibi e, burada aslında çok fazla detay verilmiyor. Gereken her türlü önlemin alınacağı söyleniyor ama e, şunu hatırlatalım. Bakanlar Kurulu toplantısında da dün e, sınır güvenliğine ilişkin olarak bundan sonra atılacak adımlar bir sistemden bahsedilmişti. Fiziki önlem sisteminden. E, bu sisteminde detaylarının daha çok ele alındığını da tahmin ediyoruz biz bu toplantıda. Tekrar bir altını çizelim. Bir kez daha okuyalım. Eee e, ülkemize yönelik DAEŞ ve PKK terör örgütlerince gerçekleştirilen saldırılar tüm boyutla tüm boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Kamu düzeni ve ulusal güvenliğimizin muhafazası için her türlü tedbirin titiklikle, titizlikle titizlikle evet. uygulanmaya devam edilmesi ve gereken diğer önlemlerin ivedilikle uygulanmaya konulması kararlaştırılmıştır şeklinde bir açıklama geldi. Elimizde dolayısıyla bir veri yok ne yapılacağı konusu. Mesela şimdi en azından yani şöyle e, öyle bir gerginleşmiş ortam var ki herkes birbirini manşetlerle bir şeyci ilan ediyor ya da birbirini işte bu zaten bunun suçudur. Zaten bu da bunun suçudur. Dolayısıyla verilerle ilerleyemiyoruz Türkiye'de böyle bir sıkıntımız var. E, mümkünse böyle e, yani onun için size bir iki... Mesela bu e, açıklamada neden çözüm süreci gibi önemli bir sürece hiç atıf yani Güvenlik kamu düzeni sadece önlemler alınacaktığı yerine neden mesela çözüm sürecinin gereklilikleri yerine getirilerek yani e, ne bu... bileyim e, e, tansiyon düşürülmesine uğraşılacaktır gibi bir ifade kullanılmaz. Madem bunun mimar hükümet yani gibi... bence bu toplantının konusu değil ama burada şimdi askerlerle beraber yaptığınız bir toplantı e, demokratik bir ülkede askerleri ilgilendiren konularla ilgili olmak durumunda. Çözüm süreci tamamen siyasi bir karar. Hükümetin yürüttüğü bir karar, hükümetin bir devlet politikası haline getirdiği bir karar. Yani bugün bazı insanlar diyor ki mesela çözüm süreci zaten devam eder, o bir devlet politikası. Öyle bir şey yok. AK Parti onu devlet politikası haline getirdi. Ve AK Parti olmaz ise devlet politikası olmaktan da çıkacaktır belki. Dolayısıyla da bu, bu toplantı askerlerin katıldığı bir güvenlik politikası toplantısı. Ee, ve bence e, o sınırların içinde Hayır hani, askerlerin katıldığı başka devlet toplantıları da var MGK'ler. MGK'de siyasi bir... karar alınıyor ve siyasi tartışmalar bir... yapılıyor. Dolayısıyla yani hani, bu... siyasi M otoritenin daha üstünlüğü MGK sağalaması MGK'ya da mı? ama MGK'ya da sonuçta hükümet getiriyor. Değil mi? Neyin MGK MGK kararı olmasını istiyorsa onu getiriyor. Ama tabii bu bir MGK değil. Onu demek istiyorum? MGK olsaydı belki dediğiniz gibi bir madde içinde olabilirdi. Öte yandan şu da var. Ee, yani bu, bu cümlelerin sırf söylenmesi de artık çok da bir şey söylemiyor yani. Bir de öyle bir tarafı var. Evet. Şu andaki reel durum herkesin önüne bir e, tablo koymuş durumda ve e, özellikle ülkenin doğusuna doğru gittiğimiz zaman çok daha gerçekçi, siyasetten anlayan bir geniş kesimle karşılaşıyoruz. Kürtler hemen hemen öyle. Dolayısıyla yani burada e, çözüm sürecinin bir miktar tıkanmış olduğu, Niyet kalmış olduğu vesaire, bunlar bilinen durumlar, bilinen şeyler ve nasıl ilerleyecek de buradan e, tahmin edilebiliyor artık yani. Şimdi e, bir iki sorun var size. Bir tanesi şu, e, bu Düncey şehit edilen iki polisle ilgili olarak bugün Urfa Emniyet Müdürü'nün açıklaması cemaate işaret Hı -hı. ederek dedi ki abiler devreye girdi büyük abilerinden, abilerinden emir alanlar işte her zaman gibi kaosu yaratmayı başardılar. Bu açıklamayı nasıl görüyorsunuz? Yani burada eğer arkasında bir bilgi, delil vesaire yoksa çok anlamlı bir açıklama değil bence. Hmm. Ee, olabilir, olmayabilir ama yani bu Hayır, e, her, her olabilir olanı e, olmuş gibi anlatmak çok doğru değil. Dolayısıyla buradan şuraya varmak istiyorum. Şimdi Dün Bülent Arınç diyor ki ince ince ben e, bakınca satır aralarına ki dinledim zaten beyin yayın sırasında açıklama yaptı. Dedi ki e, polislerin şehit edilmesi münferit olaylar da olabilir. Yani PKK içindeki münferit grupların, kontrol edilemeyen grupların bağımsız hareketleri de olabilir. Ya da örgütün e, tepeden emriyle yapılmış da olabilir. Bunu güvenlik birimlerimiz araştıracaktır dedi. Dolayısıyla Bülent Arınç bunu PKK yapmıştır, onun emriyle yapmıştır demedi bir. Mesafe koydu. Kendini bağlamadı. Şimdi ama bugünkü açıklamada kendini bağlayan bir durum var. Ondan önceki e, açıklamalarda örneğin e, işte... E, bugünkü açıklama dediğiniz sanki yine Bülent Arınca. Bülent Arıcı. Ama mesela ilk Suruç meselesi olduğunda Başbakan Davutoğlu dedi ki güçlü kuvvetli delillerimiz var. Ee, bu kesinlikle IŞİD'in işi gibi gözüküyor dedi. Bir gün sonra yine Bülent Arınç dedi ki niye orada HDP'liler yoktu bu bize çok manidar geldi. Şunu demeye söylüyorum devlete de sürekli bir, sürekli olarak bir öne bir arkaya açıklamalar ama, var. Bu bir problem değil mi? Ama birbirini akseden şeyler değil bunlar. Neden? Yani çünkü IŞİD dediğimiz insanlar bir taşeron. Ve oraya o kişinin nasıl girdiği... Kimin tarafından teşvik edildiği, nasıl o noktaya taşındığı bilinmiyor, bilinmiyor ve siz o insan üzerinden bir şey bilme şansınız olmadığı için yani o, o kişinin işi de katılmış olması çünkü bir şey ifade etmiyor. Çünkü siz birine ihtiyaç duyduğunuz zaman işitten birini kiralayabilirsiniz. Herhangi birisi yapabilir bunu. Yani şu veya bu anlamda söylemiyorum. Herhangi bir ülke, Orta Doğu'nun herhangi bir gücü veya Orta Doğu dışından da veya Türkiye içinden veya dışından. Şimdi böyle olduğu zaman. Neye bakıyorsunuz? O zaman olayın kendisindeki fotoğrafa bakıyorsunuz. Ve şimdi e, burada herhangi bir gruptan bahsetmiyoruz, değil mi? Marksistleriniz, Komünist Partiden bahsediyoruz. Yani genel eski genel başkanı şimdi HDP'nin eş başkanı olan yürüyüşlerde neredeyse yarı profesyonel şekilde birbirlerine kenetlenerek yürüyen slogan atan insanlardan bahsediyoruz. Şimdi onların arasına nasıl birisi girebilmiş? Çok muhtemelen bunlar o militanlardan değil. Bunlar başka türlü insanlar yani. Oraya götürülmüş olan insanlar klasik Marksist denilmiş Komünist Parti ki insanları değil. Evet. Dolayısıyla şimdi orada da bir bildiri de okunuyor. Şimdi bildiriyi kendi kendinize okumazsınız değil mi? Bildiriyi mümkün olduğu kadar çok insan çağırarak onlara okursunuz. Bildiriyi basın toplantısında okursunuz. İnsanlar gelip dinlerle yabancılara okursunuz. Şimdi hiç yabancının olmadığı bir bildiri okuması. Şimdi bütün bunlar sorudur. İlle de buradan bir şey çıkartmak doğru olmayabilir. Ama soru sorulması engellenemez ve Bülent Tarso soruları soruyor. Evet ama burada e, otomatik tabii HDP neden HDP'li yoktu aralarında gibi bir soru sorulması bir e, Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü tarafından otomatikman ya yani HDP'liler sanki kendi kendilerine bunu yaptılar ve de buradan kazanç sağlamaya çalıştılar. Bu ima ediliyor gibi bir durum çıktı. netekimde de HDP'lilerden çok sert tepki geldi. Çünkü biliyorsunuz Bursa'daki e, e, HDP e, Parti meclis üyesinin eşi ve çocuğu o patlamada hayatını kaybetti. Yine başka HDP ilçe teşkilatlarından hayatlarını kaybedenler oldu. Orada HDP'ye oy vermişler var. Dolayısıyla devlet adına açıklama yapan bir e, kişinin... Daha ne olduğu bilinmeden, böylesine bir açıklama yapılması... Tamam, bu, yanlış bunu genel dedin. olarak, bunu, bunu her zaman söylememizde e yarar şey var. Bir şey olduğunda mesela çıksa bir HDP'li, neden o ölen askerler arasında bir AKP'li yoktu, manidar bizim için dese, bu AK Parti tarafından büyük bir şeyle karşılanmaz mı? Yani ama biraz mantığa oturuyorsa karşılanır, mantığa oturmuyorsa çok anlamlı değil. Yani e, Bülent Arınç'ın söylediği şey, mantığı olan bir soru olduğu için hı hı. gündemde oldu ve... E, onun için tartışıldı. Hı hı. Ama şu doğrudur. ben de katılıyorum ona. mümkün olduğu kadar adres göstermeden, mümkün olduğu kadar mesafe alarak konuşmasında yarar var. Bütün siyasetçilerin. Dolayısıyla mesela Kürt tarafının da ikide bir e, AK Parti işi de yardım etti. İşte bunun sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır vesaire gibi yani abuk subuk laflar ettikleri zaman yani bununla da bir yere gidilmeyeceğini, hatta bir gidilmeyeceğin ötesinde bunun pek de ahlaki olmayan bir yaklaşım olduğunu da görmek lazım. Yani çünkü insanlar ölmüş. Yani bunu araçsallaştırmadan daha beter bir şey yok yani. Ve Aynen öyle. o ölmüş insanlar üzerinden şu yaptı, bu yaptı diye sizin siz sırf siz Sevmiyorsunuz, beğenmiyorsunuz, karşısınız veya ideolojik olarak mahkum etmek istiyorsunuz diye herhangi birinin adını kullanıyorsunuz. Yani bu e, ahlaki değil ve ahlaki bir zemin olmadan da mesela çözüm süreci yürüyemez. Çünkü çözüm süreci zaten tarihsel, ideolojik olarak farklı iki aktör arasında olacak. E peki birleştiren şey ne olabilir bu ikisi arasında? Ahlak olmaz. Sizce yani. çözüm süreci yürüyebilecek mi? Çözüm süreci potansiyel olarak sürekli orada duruyor ve yaşanmış olanı yaşanmamış hale getirmek mümkün değil. Yaşanmış olanın da tadını almış durumda insanlar. Ne olduğunu biliyorlar. Evet Aslan biraz önce anlattı. Evet, yani o, onun olabilirliğini bir kere keşfettiler. Dolayısıyla da olamaz olduğuna inanmaları artık mümkün değil insanların. E, fakat burada ciddi bir şef yani nasıl diyelim e, ciddi bir kırılma yaşanıyor anladığımız kadarıyla Ak Parti içinde. Bunu size sormak istiyorum. Sayın Davutoğlu Başbakan gerçekten çıktı dedi ki bu e, acı olaylar yaşanmadan birkaç e, gün önce geçen hafta içinde çözüm sürecindeki kararlılığımız devam edecektir dedi. Biliyoruz ki Ak Parti içinden buna destek var. Bunun için uğraşan e, Ak Partililer de var. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten seçimlerden önce bu konuda blokajını koydu. Ve bu sürecin yürümemesini istediğini gösteren bir takım açıklamalar yaptı. Hayır, yürümemesini istediğini gösteren değil. Yürüyemeyeceğini ama tahmin ediyor bence. Şöyle söyleyeyim. Bir ihtimaliye hesabı yapıyorsa kafasında yürümeme ihtimalinin neden? Arttığını düşünüyor. PKK'nın PKK tutumu Ama bu, yüzünden. Ama PKK şu anda bu durumda ve IŞİD'le... Hayır, bu, Ya iki senedir... Gelelim Nevruz'daki açıklamaya. Nevruz'daki açıklama sırasında PKK çatışmasızlık vardı. Ve bir anda Bülent Arınç'ı bile e, yerindeyse taca çıkaran bir açıklama geldi köşkten. Yani bu seçim süreci sırasında... E, Tam da bu Dolma bahçe olayının ötesi, hemen sonrasında bu seni başkan yaptırmayacağız meselesinin ortaya çıkmasıyla beraber ve PKK'dan tabi PKK dediğim zaman gündem gazetesini takip ederek vesaire bakmak lazım oradaki olaylardan belki istihbarat da söz konusu olabilir ama giderek Suriye'den kaynaklanan bir biçimde PKK içinde en azından iki görüş ortaya çıktığını ve artık kolay sadece Türkiye'den hareketle dünyaya bakan diyeyim bir PKK ile karşı karşıya olmadığımız gözüküyor şu anda bile e, o var e, yani bir e, bayık kanadıyla e, işte e, daha öcalana yakınmış gibi algılanan kanat arasında bir fark var mesela yani şöyle söyleyeyim bir, bir, bir taraf Suriyenin ve Orta Doğu'nun kendisine getirdiği imkanları temel tarihsel bir şans olarak görüyor ve o, oradan hareketle onun uzantısı olarak Türkiye'deki çözümü tanımlıyor. Karayılan vesaire gibi insanlar ise gördüğümüz kadarıyla Türkiye'deki çözümün temel alınması gerektiğini ve buradan hareketle Suriye'ye ve Orta Doğu'ya doğru bir uzantı kurulması gerektiğini düşünüyorlar veya buna öncelik veriyorlar. Bu tam böyle ikiye bölünmesi şeklinde söylemiyorum. Anladım. Ama bu şunu söylüyor. Bir sonraki adımda hangi kararı vereceğini bilmediğimiz bir aktörle karşı karşıyayız şimdi. Bunu da çok yadırgamıyorum ben şahsen. Çünkü hayat devamı değişiyor. Orta Doğu devamı değişiyor. Devamlı yeni imkanlar çıkıyor. Yeni tekliflerle karşı karşıya kalıyor belki PKK. Ve o zaman da farklı kararlar verebilir. Ama böyle bir durumda şu anda PKK ile bir şeye başlarsanız ve bir adım sonra kararını değiştirirse bunun altından hiçbir Türkiye'li siyasi parti kalkamaz. Peki ama burada hükümetin ayrımı şu olmak durumunda değil midir? Ee, burada HDP'nin bir başarısı var ve HDP'yi ne kadar iterseniz o kadar... Ee, onun sivil siyasetteki yerini daraltacaksınız, sözünü daraltacaksınız, nefes almasını daraltacaksınız. Bu ülkede. E de söylediğiniz örgütün kuvvetlenmesine yol açacaktır. HDP'ye ne kadar alan açarsanız, hükümet olarak da ve yanınıza çekerseniz, sizin siyaset o kadar güç kazanacaktır. Ve böyle gidiyordu çözüm süreci. Bir anda biti verdi. Bir anda o boru kesildi, nefes borusu kesildi. Evet ama bu biraz HDP'nin HDP'nin e, Ak Parti karşıtlığı üzerinden baraj geçme taktiğiyle oldu size bir şey dinletmek istiyorum. Bu konudaki yorumunuzu alacağım. Sıra Süreyya Önder geçen gün bizim yayınımıza bağlandı ve bir önemli açıklama yaptı. Bu konudaki düşüncenizi almak istiyorum. Ee, AK Parti'yi iyi okuyabilen bir gazeteci olarak e, belki bunu değerlendirebilirsiniz bize. Dinleyelim lütfen Sıra Süreyya Önder. İmralı heyetinin üyesi. İzleme heyeti e, kararlaştırıldı adadaki yürütülen görüşmelerde. Mutabık kalındı. Biz adadan geldik. Herkesin bunu bilmesinde fayda var. Biz ilk defa söylüyorum bunu. Biz adadan geldik ve televizyonlar izleme heyetini altyazı olarak geçmeye başladılar. Sayın Avtoan Yalçın Akdoğan beni aradı. Bu niye e, sızdı diye. Bizden herhangi bir bilgi verilmiş değildi. Yine de heyet üyesi diğer arkadaşlarıma sordum. Böyle bir şey var mı diye. Hayır yok dendi. Sonra döndüm, döndüm Rütük'ten şeyi istedim. İlk nerede yayınlanmış bu isimler hangi televizyon kanalında ya da internet sitesinde? Çıktı ki hükümete yakın bir, bir televizyon kanalı ilk altyazı olarak isimleri geçmiş. Bunun bilgilerini Sayın Akdoğan'a ilettim. Bakın bu bizden çıkma değil ve ilk olarak size yakın falanca kanalda bu bir altyazı olarak geçti diye. Ondan sonra Yalçın Bey tekrar geri dönüş yapmadı. İkna oldu yani. Çünkü bir belge gönderdim kendisine. Akabinde sabah Sayın Cumhurbaşkanı bir yurt dışı seyahate gidiyordu. Zannederim Azerbaycan. Bu televizyon, ilk bunu yayınlayan televizyon kanalının muhabiri Sayın Cumhurbaşkanı'na izleme heyetini sordu. Sayın Cumhurbaşkanı onun üzerine bu cevabı verdi. izleme yeti neymiş? Ben bunu doğru bulmuyorum falan filan. Sonra çıktı ki bu köşkten bu televizyon kanalına servis yapılmış. Niye? Çünkü o eski liste yayınlandı isim listesi. Oysa adada yürütülen müzakerelerde o isimlerin 2-3 şahsiyet değiştirilmişti. Yeni bir mutabakat sağlanmıştı. Dolayısıyla köş gece bunu ee, televizyon kanalına verdi. Sabah da bu vesileyle soruldu ve Cumhurbaşkanı öyle mizaç gereği falan değil. Hazırlanmış bir şey. Bunu hükümet üyeleri de çok iyi biliyor. Benim söylediğim söz şuydu, onu bugün de söylüyorum. Sayın Öcalan da dedi ki, Bülent Arıncı'nın da referans yaptığı, Sayın Arıncı'nın da referans yaptığı, hani biz tarih de alacaktık, dediği mesele şudur bundan sonraki ilk görüşme izleme heyetinin nezaretinde olacak ve izleme heyetinin nezaretinde Sayın Öcalan PKK'ye silah bırakmak kongresi için tarihi bir çağrı yapacak tarihli bir çağrı yapacak ve bu tanıklık işi e, kesintiye uğrayınca köşk tarafından bu Çağrı yapılamadı. Sayın Arınç da bunu diye getirdi. Dolmabahçe mutabakatı aynı şekilde daha sonra yine Cumhurbaşkanı tarafından sıkıntıya uğratıldı. Sırı süreya olayı ha. böyle anlatıyor. Dolayısıyla bir tarihi çağrı yapılacaktı. Bunu da hükümet üyeleri biliyorlardı. Ama bir anda Cumhurbaşkanı izleme yeti falan ne bu, saçma şeyler bunlar ben karşıyım dedi ve süreç bitti. Sayın Arşık, o zaman bunu hemen bir hükümet üyesine sormak gerekiyor. Bu böyle mi diye. Çünkü burada bir gelmedi. versiyon <laughs> dinliyoruz. Ama evet de e, sonuçta televizyona çıkarak hani bağlanarak yapılmış bir açıklama. Öte yandan e, benim şu ana kadarki kişisel deneyimim birçok organize sandığımız şeylerin hiç de öyle organize olmadığını söylüyor bana. Ne Ak Parti hükümeti dahil. Yani birbirinden habersiz, bağımsız davranabilen insanlar olabiliyor. E, medyayla ile köşk, şu, bu, bir sürü yer her türlü kademe arasında bir sürü enformel, rahat arkadaşlık ilişkileri var. Herhangi birisi herhangi birine herhangi bir şey söyleyebiliyor ve o işte televizyona çıkabiliyor. Hatta manşet olabiliyor. Hatta bayağı ses getiren çok önemli manşetler oluyor. Ama aslında arka planını bilirseniz tamamen tesadüfen ortaya çıkmış olan manşetler. Böyle olaylar oluyor. Bu olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bu olayın tabii ki böyle bir açıklamadan sonra cevabı hak ediyor. Öyle söyleyeyim ben. Bir AK Partililerin buna bir şey söylemesi gerekir. Ee, ama e, yani o kadar birebir o anlık olaylarla olmuş şeyler değil bunlar. İzleme heyeti olayı... E, Anlaşıldığına göre Cumhurbaşkanı'nın çok ikna olmuş olduğu bir olay değil. Zaten değil yani. Hani başka içinde kim olur şu olsun bu olsun olayının dışında bir şey. Çünkü zaten Donabahçe olayında da ondan karşı çıktı. Burada bir hükümetle bir parti arasında veyahut da şu anda cezaevindeki bir kişiyle devletin istihbarat örgütü arasında bir konuşma oluyor ve bunun da bir takım ziyaretçileri var. Şimdi formel olarak meşruiyet zeminine oturttuğumuz zaman bunu buradan sanki eşitlikçi, karşılıklı eş değer aktörlerin var olduğu bir sistem imajı üretmek Cumhurbaşkanının hoşlandığı bir şey değil. Bunu anladık evet. ve bunda bir doğruluk payı da var. Yani bir devlet yönetme mantığı açısından tam tersinden giderseniz çözüm süreci için her şey Artık bu formellikten kurtulsun kardeşim. Biraz da enformel olsun derseniz başka bir bakışa doğru gidersiniz. Yani onu da söyleyen AK Partililer var bugün. E, sonuçta da, da, Başbakan Davutoğlu'nu iyi tanıyan siz bugün itibariyle e, başbakanın ruh halinin ne olduğunu düşünüyorsunuz bu konuda? Yani PKK'nın saldırıları var. Her ne kadar bu son saldırı üstlenmemiş olsalar da en azından devlet öyle düşünüyor. Öyle olduğunu e, tespit ediyor. E ee, işte gelen açıklamalar böyle. HDP diyor ki bir adıma bakar, bir adım atasın, izleme heyeti kurulsun, hemen hemen tekrardan çözüm sürecine kaldığımız yerden devam edelim diyor. Siz Sayın Davutoğlu'nun burada bir yol ayrımında olduğunu düşünüyor musunuz? Yani belli ki köşk istemiyor. Ama kendisi istiyor Bu, öyle açıkladı. ya şöyle ne söyleyeyim, söyleyeyim, ne olacak? İkisi bence ya Köşk hükümet arasında kategorik farklılık yok. Ama nasıl davranılacak, öncelik nasıl olacak vesaire taktiksel olarak Tabii ki her iki insan arasında olduğu gibi orada da farklılıklar var, değişik fikirler var. Hükümet içinde de değişik fikirler var. Önemli olan nokta şu. Çözüm süreci şu anda 3-5 ay öncesine göre daha belirsiz ve kırılgan bir zemine oturuyor şu anda artık. Riski çok daha yüksek. Yap, yapacağınız atacağınız adımın yanlış olma ihtimali daha yüksek çünkü yanlışa düşürülme ihtimali daha fazla. Yani siz iyi niyetle bir adım atarsınız. Karşı taraf sizi özellikle kötü duruma düşürmek isterse düşürebilir. 5-6 ay önce de belki bu vardı ama bu kadar kargaşa kaotik bir yapı olmadığı için bunu bir şekilde yönetmek daha kolaydı. Şimdi o kadar kolay değil. Dolayısıyla ben Başbakanında Başbakanın da şu anda karşılaştığı durumdan çok memnun olmadığını düşünüyorum. Çünkü çözüm sürecini gerçekten yapmak isteyen bir parti ve onun şu anda evet. genel başkanı. Şimdi iki elimi biraz koalisyona da gireceğim buradan yavaş yavaş. İki elimizde iki tane yani konuşulanlar var daha doğrusu. Birincisi AK Parti'nin eee Kürt oylarını kaybetmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece kızgın oldu ve ne olursa olsun bir erken seçime giderek AK Parti'nin tek başına iktidar olmayımasını yeniden garantilemesini sağlamak. Bu nedenle de çözüm süreci falan bütün bunların hepsini bir şekilde rafa kaldırıp en olabilecek en kısa zamanda erken seçime gidilmesi. Diğer taraftan da hayır. Davutoğlu için bu süreç tarihi bir süreç. CHP ile bir koalisyon yapmak istiyor ve hat, hat, belki de HDP ile. Çünkü biraz önce mesela Erdoğan, Erdem Gül de söyledi. Belki de bu yaşanan bu kadar gerginlik, bu kadar tırmanış AK Parti ile HDP'nin yan yana gelmesi için de bir fırsat oluşturacak. Hangi ihtimalle daha yani, güçlü olduğunu düşünüyorsunuz? Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, Tayyip Erdoğan'ın kızgın olduğunu söyleyenler Tayyip Erdoğan'ı hiç tanımıyorlar. Tayyip Erdoğan hani üzgün olabilir. Neye? E çünkü sonuçta oy düştü. Ve onun hayal ettiği oy alınmadı, ama kızgınlık, e, halka karşı kızgınlık, sanda sandıkla ilişkide kızgınlık, e, onun hani naturasında yok, öyle diyeyim ben. E, Oysa bir sonraki hep, adım. Hep kızgın ve öfkeli görüyor bütün halk onu. Ama naturasında o, yok diyorsunuz sadece. Ama o, o başka ötekine olan bir kızgınlık ve onu da anlatıyor ve o, o onunla da insanlara bir şekilde hitap ediyor. Yani siyasetçi olarak halka konuştuğu zamanki dili ile kızgınlık dediğimiz zaman kendi iç dünyasından bahsediyoruz o farklı şeyler. Peki. Bunu bırakalım. Ee, i̇ki alternatif diye baktığımız zaman bir ki HDP ile bir koalisyon olma ihtimali yok. Sıfır mı? Ee, bence sıfır. Çünkü HDP koalisyon ortağı olacak bir yapıda değil gene e, şundan görüyoruz. Demirtaş bir şey söylüyor. İki saat geçmeden Kandil'den o öyle değil deniyor. Demirtaş ağzını açmıyor. Demirtaş her gün başka bir şey söylüyor. Gene Kandil'den bir iki saat geçmeden birileri bir şey söylüyor. Demirtaş gene ona uyuyor. Yani burada gerçek bir aktörden bahsedemiyoruz şu anda. PKK, FDP'nin gerçek bir aktör olmasını bence çok da fazla istemiyor. Bana sorarsanız tamamen spekülatif bir şekilde söyleyeyim, HDP 10.5 alsa çok daha memnun olurlardı gibi geliyor bana 13'ten. Şimdi dolayısıyla da bu tür bir HDP ile ne şöyle bir risk var? Peki. HDP ile kurdunuz. HDP ile kurduğunuzun birinci ikinci haftası PKK'nın uç bağlantısı bir grup herhangi bir eylem yaptı. 10 noktadan sonra AK Parti'nin tabanını orada tutmak çok çok zorlaşır. Ve zaten MHP de herhalde buna benzer bir şey. O yüzden ikide bir MHP teşvik ediyordu zaten HDP'yle yapın diye. PKK, Selahattin Demirtaş'ın ve HDP'nin bir aktör olmasını istemiyor diyorsunuz. AK Parti istiyor mu? Köşk istiyor mu? Onlar da istemiyorlar. İsteseler HDP'yi HDP de ve kendi süreçlerinde güçlendirmiş olmazlar mı? Yani sonuç olarak şu ana kadar ki bu 3-4 sene en azından anayasa yapım yapım süreciyle beraber gelen şeye baktığımız zaman parlamenter sürece, partiler arası ilişkilere yani diğerleri nasıl davranıyorsa AK Parti HDP'ye de aynı şekilde davranıyor. HDP'ye de ziyaretini yapıyor. HDP'lilerle de konuşuluyor. Yani el sıkışılıyor vesaire vesaire. Sonuçta sizin etkileyebileceğiniz bir alan değil bu. Onun önünü açmak için tabii ki daha daha da iyi, farklı, daha da iyi hani her zaman mümkündür. Yani ama ben AK Parti'nin kesinlikle güçlü bir HDP'yi tercih edeceğini, isteyeceğini biliyorum. Neden? E çünkü çözüm sürecinin çok daha meşru bir zemine oturmasını sağlar. MHP'nin bir şekilde denetlenmesi, meşru anlamda, karşılıklı olarak denetlenmesi imkanı ortaya çıkar ve AK Parti daha özgür davranma şansına sahip olur. Çünkü AK Parti hem MHP'ye biraz benziyor, hem biraz HDP'ye benziyor, hem de büyük parti olma hasebiyle biraz CHP'ye de benziyor. Şimdi hepsiyle de işbirliği yapabilecek olan bir parti. Fırsatlarını artırmak kim istemez? Yani burada çünkü şu anda giderek mesela CHP koalisyonuna doğru gidildiği şu noktada MHP'nin ana muhalefet olacağı da bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu giderek sert bir, milliyetçi bir ana muhalefet demek. E şimdi bunun yanında Doğru dürüst meşru bir HDP olmasını kim istemez? Ee, peki şunu önce sorayım. Konuşulan şu. AK Parti, daha doğrusu Saray'ın şu andaki tek hesabı bir şekilde muhakkak erken seçimi sağlayıp, erken seçime gitmek ve parti, bu tek parti parti, tek değil iktidar yeniden elde etmek. Ha, bu doğru değil. Erdoğan'ın bütün hesabı budur. Ha, böyle deniyor. Bu doğru değil. Bu senaryo ee, neden? Bu, bu... Bu doğru değil çünkü zaten Ak Parti bir bütün olarak davranıyor. Eğer böyle bir şey olsaydı Erdoğan'a rağmen şu anda hükümet Davutoğlu şu anda yaptığını yapmazdı. Ne 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 hangi yaptığını? Yani yapmazdı? çok da açık baştan itibaren bir CHP ile koalisyona bayağı neredeyse açık kartla neredeyse. Gittiler. Ama şu anda herkes pozitifi oynuyor. Yani şu anda herkes bozan olmak istemiyor. Ama şöyle bozan olmaya halka o. Ama bur veriyor. burada şöyle düşünün, eğer hakikaten siz koalisyon istemezseniz böyle bir şey yaparsanız şu anda yapıldığı gibi Kılıçdaroğlu mülayim ya da uygun davrandığı an hayır diyemezsiniz. Dolayısıyla kendinizi deklare etmiş oluyorsunuz toplum nezdinde. Ve top Kılıçdaroğlu'nun önünde şu anda. Yani Kılıçdaroğlu eğer isterse bence koalisyon olacak istemezse de olmayacak. Şu anda istemediğine dair bir emare var mı? Koalisyon ikisinin arasında kendi teşkilatı ve tabanıyla ilgili dertleri yüzünden bence gidip geliyor ve bir karar verecek. Bugün Çünkü Deniz... şurada, şunu unutmayalım. Bu 14 madde vardı. Hı. AK Parti'nin de işte 10 maddesi falan. Şimdi bunlara tek tek gittiğiniz zaman şu anda hiçbir madde kalmadı. Anlaşamadıkları aslında. Evet. Dolayısıyla Dolayısıyla sadece teşkilatları ve tabanlarının ikna olma meselesi var. Ve burada da AK Parti'nin merkezi çok güçlü olduğu için taban istese de istemese de sonuçta hükümet yapıyorum derse AK Parti tabanı hayır yapma diyecek hali yok. Çünkü orada bir parçalanma ihtimali yok. Ama CHP'de belki böyle bir parçalanma ihtimali olabilir. Belki Kılıçdaroğlu'nun karşısına başka birisi aday çıkabilir. Vesaire. Erdoğan gerçekten böyle bir koalisyonu istiyor mu? Şöyle söyleyeyim. Kendisine hiçbir... riske atmış olacak. Hayır böyle ben gibi. şunu söyleyeyim ben burada bir yanılgı olmasın. Erdoğan'dan en alttaki AK Partili'ye kadar herkes bir yeniden seçimin AK Parti için daha az riskli olduğunu düşünüyor. Herkes. Dolayısıyla ikisini de eşit olarak masaya koysaydık bugün AK Partilerin büyük kısmı belki hepsi yeniden seçimi isterdi. Ama yeniden seçime giden yolda alınan seçim sonucuyla birlikte ve partinin ihtiyaçları söz konusu olarak bakıldığında bir koalisyonun doğru yapıldığı takdirde çok anlamlı olacağını da düşünen insanlar var ve bu düşünceye Erdoğan hiçbir zaman hayır demedi şu ana kadar. Yani bunun önünü açtı. Olabiliyorsa olsun dedi. Ama onun iç dünyasında belki sorsanız ya olmasa belki daha iyi diyor olabilir. Bir sürü AK Parti ile öyle diyor ama yani bu bir Erdoğan meselesi değil. Ama buna rağmen Ak Parti kendisini deklare etti, açık kart koydu ve şu anda CHP'nin önünde top. CHP evet dediği zaman da Ak Parti'nin hayır deme ihtimali kalmayacak. E, dolayısıyla CHP'nin e, CHP'nin bütün şartları çok pozitif olsa da işte AK Parti hayır durum. Bir tek buna belki e, e, Türkçesini kullanayım. Bunun haricinde kalan bir durum var. O da şu. Eğer bu kaotik ortam giderek artarsa, yani HDP'yi iyicene köşeye sıkıştırıcı şekilde şiddet artarsa, işte PKK'dan gelen saldırılar artarsa, efendim, e, ülkede gerçekten kaotik bir ortam ortaya çıkarsa, o zaman AK Parti her zaman ya da Cumhurbaşkanı daha doğrusu şunu kullanabilecektir. Teorilerden bir tanesi bu. Bakın biz olmadığımızda durum bu oluyor. Dolayısıyla evet seçmen dedi ki koalisyon yapın ama biz de seçmene şimdi diyoruz ki bakın biz gittik bu kaos ortaya çıktı erken seçime gidiyoruz. Bu seçmen ona ikna olursa sorun yok. Siyasetçi olarak bakıyorum. Ama seçmen seçmen ona ikna olup olmayacağı çok belli değil. AK Parti seçmeni çok Heterojen ve gelişmiş bir seçme. Yani son 10 yıl içinde ortaya çıktı. Çünkü tabii AK Parti klasik 1990'ların İslami, Sünni muhafazakarları değil artık sadece. Hı hı. Hem onlar değişti, hem melezleştiler, hem de dışarıdan insanlar geldi. Yoksa 45-50 falan alınamaz zaten değil mi? Şimdi dolayısıyla siz herhangi bir politikayla 30 35 alırsınız ama 45 istiyorsanız, o zaman başka türlü bakmanız gerekiyor. Saadeti yanıma alırım mesela Saadet Partisi ile koalisyon. Yani yüzde daha alsanız ne olur? Ne, yani bir de şöyle bir şey eğer insanları ikna etmeyen bir siyaset izlerseniz sadece AK Parti için geçerli değil bu. O zaman size ait sandığınız oylardan da kaybedebilirsiniz. Burada gerçekten. Siyasetten anlayan bir zümreyi temsil ettiğinizin farkında olmanız lazım. Ve AK Parti tamamen bunun bilincinde. Dolayısıyla gerçekten bu dediğinizin anlatılabilir, anlaşılabilir ve ikna edebilir bir tarafı var ise, öyle bir noktaya gelir isek, o zaman bence o söylem anlamlı olur. Karşılığını da bulabilir. Ama o noktada değilken onu zorlarsanız toplum bunu kabul Kabul etmez. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün Deniz Baykal'ın durup dururken bir açıklaması oldu. Sonuçta bir CHP'nin Antalya milletvekili, öbür diğer 110 milletvekilinden, bir, yani işte 109 milletvekilinden bir tanesi, 110 milletvekilinden bir tanesi. De dedi ki, bu yapılan bir tiyatrodur, oynanan bir tiyatrodur. Erken seçim kasımda. Şimdi bunu iki türlü okuyabiliriz. Bir ee, meclis başkanlığı seçiminden önceki meşhur görüşmede yani Erdoğan'la yaptığı görüşmede bu konuşuldu Ve şimdi yavaş yavaş Deniz Baykal bunun e, e, şeylerin <laughs> sinyallerini veriyor ve erken seçim konusunda hazırlıyor İkinci bir senaryo herhalde kongreye hazırlanıyor Üçüncü senaryo niye şimdi bu açıklama e, tekrardan sahneye mi çıkıyor Siz yani, Evet, Bu tekrardan sahnede olduğu çok net Kongreye gidildiği de çok net Esas sahnenin kongrede yer alacağı da çok net. Dolayısıyla oradan bakmak lazım. Tabii bu Kılıçdaroğlu'nun sıkıştırma. Yani Kılıçdaroğlu'nu ne yaparsa yanlış olacak şekilde bir yerden bir baskı altına alma politikası bu. Eğer hiçbir şey olmasa, anlaşamazlarsa ben zaten demiştim denecek. Eğer koalisyon kurmaya doğru giderlerse tiyatroda rol almış olan, birisi olarak bu sefer suçlanacak ya da lanse edilecek bir biçimde şöyle bir durum var. Bunu da atlamamak lazım. Türkiye siyasetinin kritik noktalarından birisi CHP Kılıçdaroğlu ilişkisi şu anda. Yani AK Parti'nin 9 puan oy kaybettiği bir seçimde hala oy kazanamamış olan bir ana muhalefet. Değil mi? En yaşlı seçmen kitlesine sahip olan parti Gençlerden en az oy alan parti. Şimdi bu bitmekte olan bir parti demek. Bu tükenen bir parti demek. Şimdi bunun ayağa kaldırılması bir bu şans, önümüzdeki şansın kullanılması ve doğru kullanılmasını gerektiriyor. Ya yeniden seçimde bir oy sıçraması yapması lazım ya koalisyona girip uzun vadeli bir koalisyon olması şart CHP açısından. Kendini is, ispat etmesi lazım. Bunu bu ikisinden biri olmadığı takdirde Kılıçdaroğlu'yla beraber devam etmenin gerçekten sorgulanacağı ve gerçekten alternatiflerin çok daha güçlü olarak ortaya çıkacağı bir dönem olacak CHP için. Çünkü CHP'nin bir geleceği yok yani Kılıçdaroğlu'yla diyecek insanlar. O yüzden de şu anda bu baskılar Baykal'ın da söylediği vesaire bence bu arka plana oturuyor. Yani bu sıkıştırmayı yapmaya çalışıyorlar. Ee, onu bir şekilde bir karara doğru zorlayacaklar ve bu karar Kılıçdaroğlu'nun kararı olarak onun sırtına yüklenecek. Yani denecek ki biz aslında AK Parti ile istemiyorduk koalisyonu. Kılıçdaroğlu istedi. Ve dolayısıyla da AK Parti ile herhangi bir pürüz çıktığı noktada Kılıçdaroğlu'nun içerden suçlanması mümkün hale gelecek ve bu da herhalde kongre Aralık ayında yani şimdi koalisyon olsa ilk üç ayda da bir tane öyle küçük bir olay da bulabilirler Bak, yani. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun burada ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz siz? E, Kılıçdaroğlu kendi partisi içindeki insicamı ve ortak aklı üretmesi lazım. Yani burada bunun bir parti kararı olarak alındığının cümle aleme deklare edilmesi, niçin bu kararı aldıklarının gene cümle aleme kendi tabanlarına anlatılması lazım. Yani biz AK Parti ile koalisyonu yapıyoruz çünkü deyip, kendi insanlarına bir şey söylemeleri gerekiyor ve bunun ikna edici olması lazım. Ee, zaten yani seçmen demiş ki koalisyon kurun. Dolayısıyla koalisyon kurun. Hayır Seçmen öyle şey seçmeni... demiyor aslında ama seçmen sadece oylarını veriyor. Partiler baktıkları zaman hiçbirisi tek başına kuramadığı için mecburen bir koalisyon arayışına giriyorlar. Yoksa seçmene baştan sorsaydık koalisyon mu istiyorsun tek parti mi diye belki %60'ı tek parti diyecekti. Sonra hangi parti diye sorsaydık da gene bölüneceklerdi. Ama yani seçmen Türkiye'de koalisyon istediğini hiç sanmıyorum ben. Ee, şunu sorayım. Bir kere siz yurt dışında çok nabız tuttunuz bu sıralar. Dünya CHP-AK Parti koalisyonu mu istiyor? Evet yani Dünya şöyle söyleyeyim. Dünya derken tabii dünyanın bütünü değil elbette yani, de ilişkide olduğumuz ülkeler diyelim. İlişkide olduğumuz ülkeler yani şöyle Avrupa siyasetçiler, bürokratlar, iş dünyası. Böyle baktığımız zaman AK Parti CHP koalisyonunun bir olgunluk emaresi olarak ortaya çıkacağını düşünüyorlar. Yani Türkiye demokrasisi için bir olgunluk ben de öyle düşünüyorum. Başarılı olur olmaz vesaire bu tabii doğru dürüst bir protokol yapılmasına bağlı. Yani tamamen keyfek eder bir şey yaparlar, abuk sabuk bir şey çıkar hani öyle bir şey. Tabii ki tam tersini ima eder. Ama eğer bunu doğrusu yaparlarsa ki şunu da söyleyeyim, şu andaki çalışma bugüne kadar ki Türkiye'deki koalisyon çalışmaları içinde en ciddi parti çalışmalarını ima ediyor bize. Yani ilk görüşme, heyetlerin çıkması, her, her birinin ilkelerini çıkarması vesaire vesaire. Tabii ki bu bir olgunluk. Çünkü bir kere çok geniş tabanlı bir hükümet şu ana kadar e, olacak. Şu ana kadar birbiriyle uyuşmayan iki sosyolojiyi bir araya getirecek. Şu ana kadar kutuplaşma vesaire gibi kendini yeni hisseden insanların şöyle veya böyle iktidarın parçası olmasını sağlayacak. Mesela şöyle söyleyeyim, belediyeler çok daha rahatlayacak. Çünkü sırf AK Partili belediyelerin mesela belki de AK Parti yönetiminde daha faydalanması veyahut da kaynaklara ulaşması mümkün oluyor. Ya da işte CHP hükümeti olsa da CHP'liler olacak. Burada şimdi daha geniş bir taban olacak. Çözüm süreci açısından her, hem CHP'nin kendi politikasını geliştirmesi ve çözüm sürecinin başarıya ulaşmasının sağlanmasında bir üçüncü aktör olması sağlanabilecek ve tabii ki yeni anayasa. Yeni anayasa. Şimdi burada evet bu söyledikleriniz çok doğru. Zaten herkesin argümanları da bu yönde. Ama neden şunu sormak isterim? Daha seçimin ertesi gününden itibaren hükümete yakın gazeteler ve o gazetelerdeki bazı köşe yazarları ve de o gazetelerin manşetleri erke, tam seçmen erken seçim istedi diye e, çıkmaya başladı. Madem bu söylediğiniz uzlaşma sağlanabilecek ve başbakan da bunun için uğraşıyor ve istiyor diyorsunuz. Demek ki o zaman bunu istemeyen bir basın ordusu var hükümete yakın. Ya da evet. danışmanlar ordusu var hükümetin hı hı. ya da saray çevresinin mi? Farklı bir siyaset bakışı ve farklı bir psikoloji bahsediyoruz burada. Bir kere psikoloji var. Yani şöyle söyleyeyim. AK Parti tabanı CHP'yi kendisine olumsuz gelen her şeyle bağdaştırmış durumda. Yani CHP öyle şeyler temsil ediyor ki onlara. Baskılar, işte başörtüsü olayları, Merve Kavakçı olayı vesaire şudur, budur, bir sürü şey. Burada hangi aktörün olduğu, hangi kişinin olduğu önemli değil. Bir geniş yelpaze olarak CHP'ye bakıyorlar. Bir öteki olarak bakıyorlar ve bütün mücadelelerini de o ötekiye karşı vermiş olduklarını düşünüyorlar. Şimdi yeniden onlarla CHP ile işbirliği yapmanın bir tür yenilgi olduğunu, ellerindeki imkanların, kazançların kaçabileceğini, kandırılabileceklerini, nifak sokulabileceğini vesaire vesaire. Bu böyle katman katman gidiyor. Böyle bir psikoloji var. Ama bu söylediğiniz Kökten İslamcı hareketin içinde olanlar, oysa gürültüyü çıkaranlar, hiçbir İslamcılık geçmişi olmayan, yani bu, sonradan bu, bir anda kendini Ak Parti cephesinde bulanlar. Bu öteki, şimdi ikinciye geldik işte. Bir, bu bir bu var, bir de ikincisi var. İkincisi bir siyasi, siyasi bakış ve bu siyasi bakış e, bence epeyce dar bir bakış. Yani kısa vadede bir Ak Partici bakışı bu. Yani. AK Parti e, şu anda 41'e indi ama bu 41'e inmesinin esas sebeplerinden bir tanesi kendi seçmeninin sandığa gitmemesiydi. Şu anda anlaşılıyor, biliyoruz bunu artık. Ve o zaten 3-4 puan. E, bu arada e, HDP'ye gidenlerden de bir puanı, iki puanı geri gelebilir. Çünkü işte e, çözüm sürecinde daha mesafeli, daha rahat bir pozisyonumuz var vesaire vesaire. Dolayısıyla zaten 45-46-47 alabileceksek eğer böyle bir imkanı niye heba edelim? Niye e, CHP'nin kuyruğunda hani tırnak içinde iki sene, üç sene harcayalım ve bu iki üç senenin sonunda da e, belki daha da zor bir problemle, mesela bir bürokrasi problemiyle, belki bir asker problemiyle vesaire karşı karşıya kalalım. Bu ikinci grup. Bu evet, bu, bu bir bu bir siyasi ya da bakış. Ya eldeki olanakları niye kaybetmiş? Niye, olalım? evet. Ama buradaki yani benim itirazım şu buna 276'nın hemen biraz üzerinde olan bir AK Parti'nin her, ve herhangi bir partinin Türkiye'yi yönetmesi o kadar kolay olmayacak önümüzdeki süreçte. Türkiye'yi yönetememesini sağlamaksa çok kolay olacak. Yani kasten AK Parti Türkiye'yi yönetemesin diye uğraşanlar varsa onlar başarılı olabilirler. O kadar yani, dar bir... Erken ihtimalle. seçime gidilse bir şekilde 45 ile 276'yı alsa Tabii hükümet bile. zorlaya zorlaya işte Saadet Partisi'nin yanına alarak şu neyse. Kendi oylarını ee, alarak. Kendi oylarını alarak falan filan. O daha da yönetilemez bir Türkiye ortaya çıkarabilir diyorsunuz. Çünkü kavgayı kavga devam eder ve kavgada eğer AK Parti'yi indirme, AK Parti'yi zora sokma vesaire gibi bir uğraş halen sürdürülürse içeriden dışarıdan. Hele şimdi Suriye meselesiyle beraber. Bununla başa çıkmak öyle kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Bu yani AK Parti gibi deneyimli bir parti için bile değil. Nitekim dönelim şimdi. Gezi olayından sonraki sürece baktığımız zaman yani en iyi diyelim tırnak içindeki AK Partili en fazla AK Partili bile yönetimsel olarak bazı eksiklerin aksaklıkların olduğunu şu anda söyleyebiliyor. Yani siz optimal bir yönetim hayata geçiremeyebiliyorsunuz. Hele kasti olarak bir şeyler yapılmaya devam edilirse bu çok zor olabilir. Siz e, yani baktığımız zaman Ak Partinin ki kendileri de kabul ettiler. Hepsi olmasa bile Ak Parti'nin içinden e, e, doğru isimler diyelim dediler ki e, bir takım doğru isimler e, gezi de hata yaptık, okumakta zorlandık. Şimdi gezi örneği varken Suruç'a bağlayacağım. 24 tane üniversite öğrencisi öldü. Mesela bunlar için sarf edilmiş bir sıcak söz yok. İşte evet önlemler alınacak, işte kimsenin kanı yerde kalmayacak, suçlular çıkarılacak. O ilk, ilk, ama ilk mesajlar öyle değildi hem Davutoğlu'nun hem, hem Cumhurbaşkanının öyle Davut Önal ayrı tutuyorum ama e, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı tarafından değil. gelen açıklamalar ya 24 kişi ölüyor sonuçta bu bu, bu vatanın evladı çocuklar ve bir iyi niyet ya yani oraya yani oyuncaklar yani burada hala bir kutuplaştırma dilinin varlığından söz edemez miyiz yani burada bir hem içeride hem de bu kadar alınılıyor işitle ilgili politikalar nedeniyle şunu şunu bakın şunu söyleyebiliriz. Mu? kutuplaşmamak için biraz daha itinalı bir dil her zaman mümkün ve e, onun onun yapılması lazım. Ama e, sonuçta siyasetçilerden bahsediyoruz. Her siyasetçi bir başka siyasetçiyi duyarak genellikle laf ediyor ve öyle çok fazla da memnun olabileceğimiz bir siyasetçiye sahip de değiliz bu tür çatışmalı noktalarda geldiğimiz zaman. Yani herkes biraz daha sertleşmiş oluyor. Herkes ötekine çünkü cevap vermek durumunda. Herkesin arkasında bir taban var. Herkesin kendine ait bir acısı var. E, ve de dolayısıyla da bu tür durumları aslında yönetmekte de zorlanıyoruz. Yani burada şu veya bu siyasetçi, şu veya bu parti değil bu. Biz Türkiye politik alanı olarak baktığımız zaman beraber yaşama meselesinde zorlanıyoruz. Evet. Böyle, bir, böyle bir problemimiz var. Yani yas var. ilan edilebilirdi gerçekten. Amerika'da e, e, üç kişi öldü diye bayraklar yarıya indi. 24, 32 kişi ölüyor. 24'ü öğrenci, pırıl pırıl çocuklar ve sadece hı hı. işte üzüldük, yani bu, çok mahvolduk açıklamaları. Yas ilan edilmesi iyi olur muydu sizce? Yani burada işte her olayda yas ilan etmek... Ona ettin, buna etmedin vesairesi var. Gene aynı noktaya dönüyoruz. Eğer kimliksiz bakabiliyor olsaydık, muhtemelen yas ilan ederdik. Ama hala kimlikli bakıyoruz. Hala kimlikli, karşılıklı olarak kimlikli bakıyoruz. Karşılıklı olarak eğer şimdi siz o insanlar öldükten sonra, bunların sorumlusu Tayber Doğandır derseniz. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu ve AK Parti'nin hükümet olduğu bir yerden yas ilan etmesini de beklememek lazım. Yani burada karşılıklı olarak bu nüansı yakalamak durumunda ancak böyle bir şey söz konusu olabilir. Çünkü bu kadar araçsallaştırmayla maalesef olmuyor bu işler. Şimdi... Hem CHP'lilerle konuştuğumda onların en önemli argümanlarından bir tanesi şöyle diyorlar. Ortadoğu özellikle Suriye politikasında öyle bir noktaya geldi AKP ki bu saatten sonra ancak biz devreye girersek... ...örneğin bir muhtemel koalisyonda Dışişleri Bakanlığı biz alırsak e, yeniden bir U dönüşü sağlayabilir ve normalleşebiliriz. Çünkü bu saatten sonra AK Parti'nin oraya gidecek ya da bir temas başlatacak hali yok bunu anlatamaz. Ama bizim varlığımızda biz bir tampon bölge görevi kurarız ve Türkiye'nin Suriye politikasını... ...kendinden rayına oturturuz. Şimdi bu ıı, doğru mudur? Bu saatten sonra artık... ...Suriye politikası bu şekilde gidemeyecektir. Bunu anladık. IŞİD'le mücadele etmesi gerekiyor hükümetin. Ediyor zaten. Ee, ama mesela biraz önce dinledik. Bugün itibariyle entegre bir sistem kuruluyor. Bugün itibariyle yaralılığa geçirilmediği için... ...işte IŞİD'den e, saldırı yani geliyor. Sizin, Neden? Şimdi daha önce değil. Yani, Sorusuna bir cevap sebep, Sizin Gaziantep'teki büro şefiniz... İki versiyon olduğunu söyledi. Değil mi? Birisi bir yaralının geçirilmesi, birisi de yaralının olmadığı bir versiyon. Hı hı. Ama Ondan her yerde sonra... önlemler şimdi alınıyor. Yarlılar Ama konusunda şu işte. muallak bir durum var. Doğru. Evet. Ama sonra iki tane gazeteci izledik. İkisi de sadece bir versiyonu anlattı. Bu iyi gazetecilik değil. Sizin Antep'teki ofis şefiniz iyi gazetecilik yapıyor. Ve iyi gazetecilik yapılmadığı zaman da İyi siyasetçiyi de zor, siyasetçi de iyiye zorlayamıyorsunuz. Böyle bir şey var. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi orada e, bugünkü olayı spekülatif olarak değerlendirmek doğru değil. Orada bir yaralı gözüken bir yaralı olsa bile onun yaralı olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir şey olsaydı bile onu da bilmiyoruz aslında. Şimdi dolayısıyla onu, onu bırakalım. Ama e, Ak Parti bir buçuk yıldır özellikle işitle epeyce farklı bir şekilde mücadele ediyor. Yani şu anda bir buçuk yıl içinde tut, yakalanan insan sayısı 120 bin küsür, değil mi? Sınır dışı edilenler işte 1600 kişi. Şu anda tutuklu 100 kişiden fazla insan var vesaire. Yani bu yapılıyor ama bu, belirli bir noktadan sonra öyle bir sınırda kontrol imkanlarınız yeterli olmadığı andan itibaren. Bunun minimum düzeyi ne ise ama gerekli düzeyi de ne ise onu bir şekilde yapmanız lazım. Şunun için soruyorum bunu. Şimdi hani hükümet üyeleri kızıyorlar ya işte dün Sayın Arınç da çok kızdı bir algı operasyonu yapıyorsunuz diye. Ama bu algı operasyonunda biraz da hükümetin sorumluluğu yok mu? Neden? İstanbul'da işitciler bayram namazı kıldılar. Kimse engellemedi. Birisi bir gösteri yapmaya kalksa 30 tane Işitçiler toma geliyor. Derken? Kendileri işit şeyi taşıyordu son bayramda. Geçen seneden bahsediyorum. Hı hı. Arkasından geçenlerde yine bir gösteri yapıldı. E, nedir adı e, Fatih Camii'nin çıkışında. Hiç polis yoktu. Kimse kimseye dokunmadı. Ama biliyorsunuz en ufak bir olayda 50 tane toma çıkıyor İnsanlara gaz ve su sıkmaya başlıyor. Şimdi. Hani birisine göre önlem, diğerine e, İslami kimlikle olduğu zaman önlem almayalım meselesi. O zaman alsa, vay işte İslamcıları sorulduğu zaman gazeteciler hemen bize hedef gösteriyorlar. Diyorlar ki siz Müslümanlara karşı mısınız? Bakın bu, bunun soruyu niye soruyorsunuz? Ama önlem yok, bu bir. İkincisi, e, bu sınırdaki güvenlik önlemi o zaman daha evvel niye alınmadı? Üç... Neden sürekli bir gizlilik kararı var? Şimdi sürekli bir konuda gizlilik kararı alındığı zaman dosyaların içi hiçbir zaman şeffaflaşamıyor. O zaman da kamuoyu otomatikman şunu düşünmüyor mu? Burada gizlenecek bir şeyler var ve sürekli bir mahkeme gizlilik kararı oluyor. Dolayısıyla bu evet. üçünü yan yana koyduğumuzda hükümetin otomatik olarak e, karşısında soru işaretleri beliriyor. Ama dünyanın her yerinde böyle o iş. Yani daha İngiltere 6 ay falan önce bir e, karar aldırdı. Çünkü ee, tanık olarak izlenen insanlar istihbarat açısından problem yarattığı için bazı vakalarda tümüyle gizlilik altında yapılacak bundan sonra mahkemeler mesela. Ve hiçbir şey kimseden ses çıkmadı. Bu, bu öyle bir şey bir kere. Yani çünkü bir şey çözmeye çalışıyorsunuz. Ama çözülmüyor Türkiye'de. Bingöl, Bingöl hala bilmiyoruz. Başbakan dedi ki cezaları verildi dedi. PKK'yı hedef gösterdi de bilmiyoruz. Suruç'a bugün yine mahkeme kararı bilemeyeceğiz. Yani bu zaten Nasıl olacak? Bu, bu, bu sistemin hiçbir zaman hani doğru çalıştığı bir ülkede yaşamadık. Şu anda da hala e, bu problemler var. Bu problemlerin olmadığını söylemek çok mümkün değil yani. Bu işte AK Parti'lerin de herhalde öyle bir e, savunması çok mümkün olamaz. Ya şunu demeye ee, çalışıyorum. Burada el, ellerinden geldiği kadar insanların hükümetin bunu çözmek üzere daha Kullanılabilir, anlaşılabilir, şeffaflaşabilir bir sisteme dönüştürmek üzere çaba sarf etmesi gerekiyor ve e, faillerin de olabildiğince bulunması gerekiyor. Ama öte yandan da öyle örnekler var ki gerçekten hani işte bir gün geçmeden kimliği bilinebiliyor insanların, failler yakalanabiliyor vesaire. Yani teknik, teknolojik altyapı da hiç öyle azımsanacak bir şey değil. Nedir problem? Problem, ezelden beri gelen problem bürokrasi içindeki yapılanmaya siyasi, sivil siyaset hiçbir zaman tam olarak nüfuz edemiyor. Yani şunu sormak istiyorum. Bu kadar şikayet ederken hükümet, ben işit konusunda haksızlık yapılıyor bana. Ben e, bu Suruç konusunda bana söylenenler yanlıştır Suruç olayı konusunda derken tutup Suruç konusunda karartma uygulanması soruşturmanın doğru bir şey midir? Yani bu şöyle söyleyeyim eğer hükümetle ilgili olarak bütün bu algı, karşılıklı suçlama, kutuplaşma gibi bir olay olmasaydı. Şöyle söyleyeyim. Şu anda CHP AK Parti koalisyonu olsaydı herkes bunu normal karşılayacaktı. Yani burada AK Parti üzerinden yürüyen kavganın da iz düşümleri var bütün bu olaylarda. Hiçbir olaya, tekil olaya artık nötr bakamıyor insanlar, bakmıyorlar. AK Parti'ye yarar mı, yaramaz mı? Veya anlamadıkları her şeyde de AK Parti suçlu veya belki de bazı AK Partililer de gidip karşı tarafı suçluyor. Ama bütün dünyadan örnek verdiğinizde aynı şey söyleyeyim. Zaten e, 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 muhalefet eleştirmek için vardır ama şeffaflaşacak olan ve halkın güvenini kazanacak olan ve halka hesap verecek olan siyasi otoritedir. Her şeyden şüphe edilmesi normal sonuçta bir siyasi otoritese yani sonuçsu. Ya yani Benden niye şüphe ediyorsunuz mi? diye sormaz ki Şunu ikide. söylersek Şunu değil mi? Yani? şunu söylersek haklı oluruz. Sonuçta bir hükümet var. Hükümet kendi saygınlığını ve güvenilirliğini yaratmak ve kazanmak zorundadır. Eğer eksikse hükümetin sorumluluğudur. Bu doğru. Bunun nedenlerine geldiğimiz zaman çok başka şeyler söyleyebiliriz. Ama bu anlamda baktığımız zaman eğer AK Parti yanlış algılandığını düşünüyorsa, yanlış anlaşıldığını düşünüyorsa e elbette kendinin payı da var evet. bunun Hayır. içinde. yani. Yoksa başka türlü olabilir mi böyle bir şey? Bu konuyu zaman tükeni uzatmayacağım ama çünkü... Yine aynı şekilde söyleyeceğim. Bu devletin geçmişinde 90'lı yıllardaki kimin elinin kimin cebinde olmadığı dönemler var. Ee, i̇şte şu örgütün işidir dendi. mitin e, parmağı çıktı. Şu bu, bu olay bunundur dendi. Askerin parmağı çıktı. Doğru. İnsanlar hendeklerden çıktı. Ee, Efendime söyleyeyim kırmızı pasaportlar olmadık adamların cebinden çıktı. Devlete ait uziler mafya babalarının e, arabasından çıktı. Dolayısıyla böyle bir geçmişten geliyor bu ülke. Şimdi böyle bir geçmişten gelen bir ülkede Suruç gibi bir olayda ya da diğer olay ya ben soruşturmaları da konusunda hesap vermek durumunda değilim deme lüksüne sahip olmayan bir ülkeyiz değil mi? O zaman işte birileri de dönüp derler ki sen her şeyi karartıyorsun. Yani şimdi bu olay kapanmış bir dosya değil ve e, belirli bir takip silsilesi var. Yani birinden diğerine insandan insana gidiyorsunuz ve insanların yani mahkemenin ya da e, kolluk kuvvetinin ne bildiğinin bilinmesi çok kıymetli. Karşı taraf açısından da bu sabotajı yapan insan, bu, bu suikasti yapan insanlar tarafından da önemli. Dolayısıyla burada gizlenmesi gereken bir bilgi de var. Ama şu önemli olurdu ve iyi olurdu. Belirli bir süre sonunda her mahkemenin şeffaflaşması bir kanuna bağlansaydı ve gazetecilik bunun takibini yapabilseydi. O zaman o mantıklı süreye verilirdi mahkemeye ama o mantıklı süre bittiği zaman da o zaman ya, ya ya gene mantıklı bir açıklama talep ederdik ya da hiç o, o zaman şeffaflığı isterdik. E, e, şimdi Suriye'de kalmıştık son e, e, olarak size o konuda da bir iki soru sormak istiyorum. Suriye politikası değişecek mi sizce hükümetin değişmek zorunda mıdır bugün itibariyle? Şimdi makro Hadi. politika e, ilkesel olarak makro politikanın çok değişeceğini sanmıyorum ama yani bu şu demek toplumlarla ilişki kurmak uzun vadeli ilişki kurmak çoğulcu yapıları desteklemek sorumluluk almak, bunlar değişmeyecek. Ama bu geniş çerçeve içinde Esad'la ilişkimiz nasıl olmalı, şunla ilişkimiz nasıl olmalı gibi şeylerde tabii her zaman değişebilir. Ve onlar bir miktar konjonktüreldir. Ee, bir miktar da üçüncü aktörlerin ne yaptığına da bağlıdır. Şimdi burada Türkiye'de bu analiz çok fazla yapılmıyor. Türkiye'nin Suriye politikası dendiği zaman işte mesela Esad'la ilişkisine bakılıyor. Halbuki Amerika'nın Esad'la ilişkisi de çok belirleyiciydi burada. Amerika'nın tutumu biraz farklı olabilseydi, belki Türkiye Esad'a başka türlü yaklaşıp, belki başka türlü şu anda bir e, dolaylı bağ kurulmuş olabilirdi. Yani sadece ikili ilişkiler üzerinden analiz edilecek bir şey değil Orta Doğu. Her evet. zaman çoklu aktörler var ve Türkiye'de o çoklu aktör sistematiği içinden kendi pozisyonunu üretmeye çalışıyor. Şimdi yazınızda demişsiniz ki AK Partililerin özcü bir yaklaşımla Batı'yı ezeli ve ebedi bir öteki olarak tanımlayan bu Doğu fundamentalizminden bir an önce kurtulmasında sayısız yarar var. İşte bu biraz önce sizin hani bazı İslami kesimden gelmeyip de hani AK Partili olanlar veya gene bazı İslami kesimin aydınlarının Bence içinde yüzdüğü bir dar havuz var. Şu anda bu Doğu fundamentalizmi dediğim şey o. Yani bir büyük öteki var karşımızda. Hep bizimle uğraşıyor. Bizi yok etmek için uğraşıyor. Türkiye güçlenmesini istiyor ve de işte Türkiye'yi bölmek için. İşte eskiden hep vardı. Şimdi de işte e, Müslümanların e, iyi olmasını iyi istemiyorlar. Bir sürü şey. Hep bizim hep kötülüğümüzü isteyen bir şey var ve bu o kadar böyle organize ki, o kadar büyük ki, siz her küçük olayı bir biçimde onun uzantısı olarak tanımlayabiliyorsunuz. ...şimdi tabii böyle bir şey sonuçta kendinizin sorumsuz hale gelmesine neden oluyor. Yani bütün sorumluluk bu koca güçte ise, o zaman ben ne yaparsam yapayım. Yani başarılı olamıyorum dediğiniz zaman da e, her yaptığınız bir şekilde doğrulanmış oluyor. Ve bu garip bir psikoloji ama şu anda maalesef ben İslami kesimdeki bazı e, aydınların e, her kuşaktan da insan var burada. E, bu kolaycılığın peşinden gittiğini düşünüyorum. E, aynı şey Batı'da da var. Onu da söyleyelim. Yani Batı'dan da bakan böyle bir Batı fundamentalizmi de var. Yani. Orientalizm dediğimiz şey de temel uzantısı yani e, bu Türkiye'deki layık kesimde de var bu tür bir fundamentalist bakış yani kendiliğinden İslami kesimi daha aşağı gören daha ikincil kılan kendi zihninde vesaire böyle bir bakış da var ve e, bu tür bakışlar ama gerçek siyasi analizleri bence e, bayağı zora Peki, sokuyor. Peki sizce Parti'nin en büyük sorunlarından biri bu mudur yani Doğu fundamentalizmi içinde? Tutuculuğu içinde sıkışmış İslami aydınlarla oportunist, fırsatçı, sonradan olma AKP'lilerin yönlendirmesi, bir başka tarafa çekiştiriyor, bir başka tarafa çekiştiriyor. Dolayısıyla yani, 2003 ruhundan uzaklaşan bir Ak Partiden söz ediyoruz. Ama bu ediyoruz. Ak Parti'nin gövdesini anlatmıyor. Problem o. Yani burada biraz ama kamusal etkilemek... alana kamusal alana çıkmış, medyatik olmuş, biraz sahnedekilerden bahsediyoruz. E ama bu tepeyi etkiliyorsa ve yönlendiriyorsa. Ee, yani tabii o zaman eğer yanlış bir şey söyleniyorsa ve yanlış bir şey insanları etkiliyorsa onun da getirdiği bir yanlışlık var demektir. Ama o tepedekiler sadece bunlardan etkileniyor diye de bir analiz çok doğru değil. Şöyle şunu sormak istedim çünkü mesela yazınızda diyorsunuz ki AKP'yi devirmek üzere bir araya gelen çok kimlikli bir koalisyon. Bu cümleniz dikkatimi çekti. Şimdi bu aslında AK Parti'nin kimi zaman ruh halini çok iyi anlatıyor. Yani çoğunluklu ruh halini aslında anlatan bir şey. Kocaman bir koalisyon var. Bunların hepsi benden nefret ediyor. Herkes bana darbe yapmak için sokaklara çıkıyor. Şimdi bu ruh halinden kurtulamadığı için 2003 ruhunu kaybedip 2015 ruhunda işte böyle bir garip bir kavgalar dövüşler ülkesi haline geldik. Bu Suruç olayındaki açıklamalar bile biraz bu ruh haline sanki bir yansıması gibiydi. Evet. Sizce bu sağlıklı bir durum mu bir parti için? Yani zaten sağlıklı olmadığını söylemek için yazdım ben onu. E şunu söyleyeyim yalnız, öyle bir koalisyon var. O koalisyonu, o o realiteden bir ruh hali üretmek yanlış. O Ama... rea O realiteye karşı siz başka bir realite üretmek zorundasınız. Yani siyaset yapmak zorundasınız. Uzun vadeli kalıcı bir AK Parti ve AK Parti hükümeti ve onun uzantısı bir Türkiye yaratmak istiyorsanız bunun siyasetini üretmeniz lazım. Yoksa şikayetçi bir şekilde bu var olan koalisyonun sürekli hani madem sen varsın e, biz yap, bize bize yapacağımız bir şey kalmıyor hissiyle bakmak, sürekli kendini mağdur konumuna düşürmek ve bir yerden sonra apolitikleşmek demek. Hayır çünkü yani bu önemli bu söylediğiniz. Çünkü bu koalisyonun ne kadar marjinal ve küçük olacağı ama ya da ne kadar geniş tabanlı ve kapsayıcı olacağı biraz da AKP'nin elinde. Tabii ki öyle. Şimdi bir milletvekili AKP'nin kendisi Nişantaşı'nda çalışmış, Nişantaşı'nda doğmuş, Nişantaşı'nda okula gitmiş, bütün hayatı kültürü orada geçmiş. Şimdi milletvekili olmuş, açıklama yapıyor. Cihangir ve Nişantaşı'nda yaşayanlar PKK'ya oy veriyor. Şimdi böyle dediğin zaman karşınızdaki bu koalisyonu ancak büyütürsünüz oysa e, birçok insan büyük kredi açtı değil mi sadece e, AK Parti'nin İslami tabanı değil liberaller kredi açtılar AKP'ye e, efendime söyleyeyim AB sürecinde çok büyük kredi açıldı insan hakları ve demokraside ilerleyebilseydi kredisi olacaktı normalleştirdiği için türban meselesini hallettiği için İslami kesimin rahatlattığı değil, gibi gibi ama bu 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 genişlemesi lastik gibi uzaması ya da kısalması kendi elindeyken Hı -hı. hala milletvekilleri suruç olayından sonra milletvekillerinden biri bu açıklamayı yapıyor. Zaten Nişantaşı ve Cihangir'dekiler, PKK öbürü bu da buyurun size kapak olsun. Bu nasıl bir şeydir şimdi? Yani bu bu bu, bu tabii kolaycılık sonuç olarak bu çok e, yani AK Parti siyasetini belirlemek AK Parti siyasetini anlamak için bir veri değil. Ama bir ama, ama ama böyle AK Partililer var. Böyle bir sürü partililer var. Hani CHP'liler de var, MHP'liler de var, HDP'liler de var. Evet, böyle bir siyasetçi türü de türü var memlekette yani. Ee, bu da ama şu partiler parti değil. Biraz ondan oluyor. Partiler kendi teşkilatlarıyla gerçekten bir kurumsallaşma yaşamış değiller. Tabii bu da darbeler yüzünden vesaireden de. Ama artık darbelere de e, kabaat bulmamak lazım sonuçta 10 senedir nerede 10-15 senedir de bir şey olmuyor evet. bu 15 sene fazlasıyla da yeterli bir zaman ya yani isteselerdi partiler şu andaki konumlarından çok daha kurumsallaşmış yapılar üretebilirlerdi öte yandan şu da var biraz da sosyoloji bunu böyle yapıyor yani Türkiye'de siyasete girenler kimler niye giriyorlar bunlar nasıl bakıyorlar siyasete vesaire diye baktığımız zaman burada geçmişten gelen hiç de hoş olmayan bir alışkanlık dalgası olduğunu görüyoruz. O dalganın üzerinden çok geniş kitleler siyasete giriyor ve onlar epeyce kolaycı, epeyce fırsatçı olabiliyorlar ve en kolay yoldan kendi kariyerlerini de bakabiliyorlar ve bunlar her partinin içinde varlar. AK Parti gibi %45 alan bir partide de tabii ki yok denemeyecek durumda. Bu 41. insanlar, yani ortalama alır, her zaman alabilir. Bir şey değiştirmiyor yani 41-45 alması bir şey değiştirmiyor. Sonuçta şu önemli Ak Parti için kendi kimliksel tabanının çok ötesine geçebilerek oy alabilen bir parti. Dolayısıyla insanları davet eden bir parti, kapıları açan bir parti. Şimdi oradan kimin girdiğini çok fazla da bilemiyorsunuz. Çünkü çok dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Çok genç bir ülkede yaşıyoruz. Her 3-4 senede bir neredeyse yeni bir nesil geliyor. Ve kimin kim olduğunu anlayana kadar onlar AK Partili olabiliyor ya da CHP'li olabiliyor. buna karşılık siz kapıları kapasanız bu sefer de sırf sandığa bağlı bir parti olarak oy alam yeterli oy alamayacaksınız. Yani böyle ikilemler var ve bu ikilemler AK Parti'yi aşan ikilemler. AK Parti el yordamıyla kendi yolunu çizdi bugüne kadar ama bence de biraz daha yapısallaşması, daha kurumsallaşmasına ihtiyaç var. Şimdi son 5 dakikamız her zaman olduğu gibi bir iki enteresan seyirci sorusuna da yer verelim. Bir tanesi şu. Bu kadar konuştuk konuştunuz ne olacak yani? Şimdi bundan sonra ne olacak yani demiş bir seyircimiz. Ben onu biraz daha genişleteyim. Gerçekten ne olacak? AK Parti CHP koalisyonu ...nun olması iyi olur dediniz. Biraz önce söylediniz. Şimdi e, e, şiddet böyle sürerse yani bu, 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 bu yaşadığımız haftaki büyük kabus ve kaos bu şekilde devam ederse ne olur? Nasıl görüyorsunuz? Bir. İkincisi e, HDP'nin ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? 3. Ee, son kertede MHP ben gerekirse elimi taşıma altına koyarım açıklamaları yapıyor. Ama son suç olayından sonraki MHP'nin bildirisi yani Doğru. bilmiyorum şu anda üstüne bir şey söyleyebilir miyiz bir şey çok emin değilim. Gerçekten e, çok e, çok sert ve çok başka bir açıklamaydı. Hala bir son dakikada MHP seçeneği mümkün mü? Şimdi bir kere bu şeyler artarsa e, bu patlı şunlar bunlar. Ee, bence hele bu iki seçim arası en azından e, belirsizlik ortamında e, koalisyon kursalar da kurmasalar da AK Parti ile CHP'nin birlikte bir deklarasyon yapması lazım. Yani biz bu ülkeye sahip çıkıyoruz deklarasyonu. Hmm. Ee, biz bir takım kararları e, bir, birbirimize anlatarak yani hükümet onları bir şekilde işin içine katarak alması lazım. Burada dünyaya e, Türkiye'nin eğer hani oynanılmayacak bir ülke olduğu mesajı verilmek isteniyorsa, bunun biraz da gerçek, reel genişleyen bir zemine oturtularak yapılmasında yarar var. Pardon araya gireyim. Şimdi meclise acil toplantıya çağırdı CHP, HDP'de destek vereceğini söyledi 80 milletvekiliyle. Sizce AKP'de destek vermeli mi? Her ne kadar Arınç dedi ki orada kötü tartışmalar çıkar ama sizce vermeli mi? Yani tabii bunun ne için? Şöyle söyleyeyim, bu tür olaylar başkan vekillerinin vesaire daha önceden birbiriyle olan konuşmasıyla olmak durumunda. Eğer burada gerçekten yapıcı bir şey olacaksa tabii ki buna evet denmesi gerekiyor. Ama bunun bir kullanım aracı olarak olacağı hissedilirse o zaman da çok anlamlı değil. Çünkü öyle bir tedirginliği de AK Parti'nin var ve çok da haksız değil. Onu da söylemek lazım. HDP ne yapması lazım dediğimiz zaman yani hareket alanı hakikaten çok kısıtlanmış durumda. Çok sınırlandı şu anda HDP'nin. Diyorlar ki Öcalan'la görüşmemize izin verilse ve Öcalan bir çağrı yapsa belki bu münferit bir olay mıdır? Yani bir takım PKK içinden gruplar belki başka bağlantılarla mı devreye girmişlerdir? Öğrenebiliriz. Bir çağrı yaparsa durumu kontrolüne elimize görüştürülmeli midir sizce? İmralı heyeti burada şey var. Öcalan hükümetin izin vermesiyle veya bir tür Zamanlama yapmasıyla sesi duyulan veya duyulamayan biri. Çözüm sürecini ilerletmek açısından şu anda hükümetin elindeki önemli kozlardan biri. HDP heyeti İmralı'ya gitmiyor ama görüşmeler Demir. devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor İmralı'yla. MİT kanalıyla devam ediyor. Dolayısıyla şu anda Öcalan'ın konuşup konuşmaması konusu da Öcalan'la konuşuluyor muhtemelen. Ne zaman konuşacağı, ne diyeceği, nasıl diyeceği vesaire. E o zaman o zaman Öcalan eğer bu kadar konuşuluyorsa bir açıklama yapıp yapmaması bu bizi şu noktaya getirmiyor mu? Birileri de açıklama yapmamasını istiyorlar ki olaylar böyle devam etsin. Hayır, Ona ne, mı hangi konuda ve nasıl yapılacağı konusunda her, her, henüz demek ki antant kalınmış değil. Belki Öcalan'ın da kafasında bir şeyler var. Belki Öcalan da öyle e, konuşmak istiyor. Çünkü onun da çok fazla konuşma şansı olmayabilir. İlk konuşacağı şey çok önemli olacak. Uzun zamandır konuşmadığı için ve bütün bu kargaşa döneminin tam ortasında olduğumuz için. O ilk konuşmasında etkili olması gerekiyor. O etki alanından emin değilse konuşmakta istemeyebilir. Bunları bilmiyoruz ama en azından bunun masada olduğunu biliyoruz. MHP'ye gelince, MHP bence hiçbir zaman ne derse desin koalisyonun parçası olacak. Bütün bu ortamda ben AK Parti'nin de pek öyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum. MHP çok açık bir şekilde son 5-6 yıldır en azından tek bir hedefe meyil etmiş durumda. Ana muhalefet partisi olmak istiyor. %40 iktidarda olacağız açıklaması yapmış. Dolayısıyla esas rakibi CHP onun yani. Yani insanlar MHP AK Parti'nin rakibiymiş sanıyorlar. Yani onu öyle zorluyorlar. Ama öyle değil. Aslında MHP'nin bütün temel stratejisi CHP'nin üçüncü partiye indirilip kendisinin ikinci parti olması meselesi. Ve bunun için her şeyi yapıyor. Şimdi mesela şöyle düşünün. E, ee, Ekmelettin İhsanoğlu'nu niye aday gösterdiler? Bu şeyde başka, meclis başkanlığına. Ne demiş oldular? Şunu demiş oldular. CHP benim cumhurbaşkanı adayımı destekledi aslında. CHP'nin aslında edilgen bir parti olduğunu, takipçi olduğunu söylüyor kendi tercihlerinin esas olarak CHP-MHP ilişkisini de belirlediğini söylüyor mesela. Tek tek bakın Bahçeli'nin sözlerine vesaire gayet tutarlı ve ama tutarlılığı bu. Türkiye'ye bakan bir tutarlılık değil. MHP'yi ikinci parti yapmaya yönelmiş bir tutarlılık. Ee, bu yani şu andaki hesaplardan biri eğer erken seçimse siz değil tercih bu yönde değil diyorsunuz ama eğer erken seçime gidilirse AK Parti kaybettiği Kürt oylarını alabilir mi? Yani onların şöyle söyleyeyim ben e, kendi hani gözlemlerim ve ilişki ağım içinde baktığım zaman HDP'ye oy vermiş insanlar HDP'li değiller. AK Parti'den gidip HDP'ye oy vermiş olanlar. PKK'yı tasvip etmiyorlar. Ama şöyle birkaç şey vardı bu seçimde. Barajı geçmenin eşiğine gelmiş olan bir Kürt partisi var. Yani şimdi değilse ne zaman? Bir Kürt olarak düşündünüzsünüz, 100 senedir bekliyorsunuz. Bir sürü Kürtün hissiyatı böyle, değil mi? 100 senedir bekliyor, bir şey olacak ve şimdi bütün dünyaya Türkiye'ye işte bir barajı geçmiş bir Kürt partisi, şöyle veya böyle. Ama o bizim tırnak içinde, bizim partimiz. Böyle bir parti varken bir sürü insan oy verdi. Ama o geçti şimdi. Bir sonraki seçim öyle bir psikolojiyle o verecek bir seçim değil. Gösterdiler, barajı geçebileceğini. Dolayısıyla bir kere öyle bir psikoloji gerilemesi olacak. Bir de tabii bir takım yanlışlar da yapıldı. Aday yanlışı yapıldı. Teşkilatlar iyi çalışmadı. Cumhurbaşkanının sahaya inmesine tepki duyan insanlar oldu vesaire vesaire. Bütün bunlar birleştiği zaman tabii ki AK Parti seçmeninin üst üste birikip hani HDP'ye oy vermesi imkanı arttı. Ben şimdi bunun birkaç puanının hani 4.5 puan falan gibi artık şimdi bir herhalde bir ortalama bir şeye geldik. O kadar puanın gittiği düşünüyor. E benim bu, bunun bir, bir miktarının ben AK Parti'ye dönebileceğini düşünüyorum. Ama baraj altında kalacağını düşünmüyorsunuz HDP'nin artık bu saatten sonra? Ee, düşünmüyorum. Barajın aşağı çekileceğini de artık düşünüyorum. Yani ha. artık normal olarak artık oraya doğru gideriz diye düşünüyorum. Çünkü bu çok anlamlı bir sistem de değil artık. Herkes bunu söylüyor. Sonuçta barometre yapıyoruz diye ya hep CHP AKP koalisyonuna ne kadar yakınız? Yüzde kaç? Yani ben e, hala 55'e 45 koalisyonun olabilirliğini düşünüyorum. Çünkü CHP'nin tek şansı bu ve e, eğer bu şansı kullanmaz ise CHP sonra da seçime gidilip gene 25 alırsa hatta 24 alırsa o zaman Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı da çok zora girer. CHP de kendi anlamlılığıyla Hesaplaşmak zorunda kalır ve bu o kadar kolay bir şey değil. Davutoğlu'nun da girer mi? Oy kaybederse AK Parti girer tabii ki. Ama şu anda gözüken şey yapılan kamuoyu çalışmaları e, onun çok çok az ihtimal olduğunu, tam tersi yönde olduğunu gösteriyor ki mantıklı de olan da o. Yani bu son 41'in biraz anormal olduğunu görmek lazım. 17-25 Aralık meselesinden sonra... Yerel bir seçim olmasına rağmen ki yerel seçimde AK Parti daima daha azalıyor 4-5 puan. Değil mi? Ona rağmen 44 almış bir partiden bahsediyoruz. Evet. O parti şimdi 41'e indi. Bu çok normal bir durum değil. Ee, geri dönme ihtimali çok fazla olan bir durum. Bir soru daha Son sorum olsun ondan sonra kapatalım. Bu güvenlik zafiyeti meselesi çok eleştirildi ve hükümet buna tepki gösterdi. Güvenlik zafiyetimiz yok dedi. Mitin niye istihbarat alamadığı bu Suruç olayında bahsediyorum. Sonraki polislerin ve askerin şehit edilmesi olayında. Cemaati çok fazla önceleyen ve cemaat üzerine kurgulanmış. Dolayısıyla emniyeti de miti de bu anlamda belki zayıflaştıran bir durum olduğunu düşünüyor musunuz? Yani cemaat, yani polis emniyet içindeki fazla yer değiştirmeler, işte e, şüpheci yaklaşımlar, emniyet müdürlerinin bilgi birikimi olanların görevden alınması, e, görevden uzaklaştırılması, bu zarfiyetlerin bir sebebi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şöyle hiç yoktur dememizin zor olduğu bir durum çünkü e, bir noktadan sonra e, bilgi sahibi olmakla bu bilgiyi nasıl kullandığınız birbirinden farklılaşıyor. E, ve bütün bu operasyon içinde mecburen bazı bilgi sahiplerini de daha az kullanma ve onları daha e, pasif yerlere doğru verme e, durumu oldu. Öte yandan garip bir şey de oldu. Onu da açıkta söylemek lazım. E, kritik yerlerden uzaklaştırılan birçok e, cemaat e, polisi e, doğuya güneydoğuya gönderildi. Dolayısıyla çok daha riskli bir noktaya gönderilmiş oldu ve göndereceğiniz yer kalmayınca bu tür bir riski de belki ilave olarak da almış oldunuz. Yani kolay bir operasyondan bahsetmiyoruz. Çünkü polisin bazı insanlara göre yüzde 30'u, bazılarına göre yüzde 40'ı, 50'sinden bahsediyoruz. Yani böyle büyük bir kitleyle karşı karşıya kaldığınız zaman onları tamamen pasifize etme şansınız yok. Ve onları olabildiğince çevreye doğru yaydığınız zaman maalesef o çevrelerden biri de Doğu ve Güneydoğu. Etkihan Mahcupyan çok teşekkür ederiz. Bir ufuk turu yaptık. Bu kadar hassas bir gündemde e, konuları konuştuk olabildiğince. Biraz sizden de AK Parti cephesinde ruh halini öğrenmiş olduk. Ama genel olarak Türkiye'nin ruh hali bozuk. Umarız daha iyi günler e, görülür. Önümüzdeki hafta koalisyon görüşmelerinin haftası olacak. Bakalım o zamana kadar daha başka acı olaylar yaşanmaz diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz ne olarak ederim. katıldığınız için. izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum sayın seyirciler. İyi akşamlar.